Selamlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Kanala hoş geldiniz öncelikle. Yanımda çok sevgili dostum Adnan var. Hoş geldin Adnan. Hoş bulduk kadim dostum. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim seni sormalı. Ben de iyiyim, çok şükür. Bu videoda asıl amacımızdan biraz bahsedeyim kısaca hemen. Sonra sözü sana bırakmak istiyorum. H2B ile alakalı bu videoda sizlerle konuşacağız. Amerika'ya gelmek isteyen arkadaşlarımıza yönelik bir video bu aslında. Daha önce de canlı yayınlarımız, işte Instagram'dan duyurularımız olmuştu. Hatta bir çekiliş yapmıştık. Çekiliş sonucunda kazanan kişilere de ulaştık. Onlarla da danışmanlık sürecimizi götürüyoruz. Öncelikle Adnan, biraz kendinden istersen bizim tanışma hikayemizden bahsedebilirsin. Sonra benim hazırladığım sorular var burada elimde. Buradan okuyarak sana soracağım. Süper, oradan devam edelim. Biz aslında 2018 yılında Work and Travel'a geldik buraya. Senle beraber. Nasıl senle beraber oldu? Aslında seni tanımıyorum. Aktarma yaptığımız Hollanda'daydı yanılmıyorsam değil mi? Evet. Amsterdam Havalimanı'nda karşılaştık. Bu arada bir 8-9 saat aktarma süremiz vardı. O süre içerisinde birbirimizi bir şekilde orada şans eseri, tamamen şans eseri bulup orada bir arkadaşlığımız başladı. Aslında 2018'den beri arkadaşız. Tabii sen geldikten sonra programı tamamlayıp burada kalmaya karar verdin. Burada işler yapmaya karar verdin ve çok da başarılı gidiyorsun. Çok güzel işler yapıyorsun. Ben aslında mezundum. Yani sadece benim stajım vardı dönmem gereken. Son sınıftım. Hem okulu bitirmek, hem dönüp ülkeye askerlik yapmak, hem de aslında devamında kendi alanımla alakalı bir iş bulursam ülkemde çalışmayı tercih ettim. Ve ben aslında o Work and Travel programını, 4 aylık programını, hem burada 3,5 ayını çalışarak yaklaşık da işte bir 3 hafta, 4 hafta kadar kısmını da Amerika'nın birçok yerini gezerek hem burayı gördüm, hem kültürel bir değişiklik elde etmiş oldum. Hem de onun yanında İngilizcemi de geliştirerek aslında ülkeye dönüş yaptım. Ben yani Türkiye'ye 2018 yılının Kasım ayında dönmüş oldum. Sen burada kalmaya devam ettin. Tabii döndükten sonra o hani Amerika'nın o sıcaklığını, güzelliğini, buradaki imkanları bir taraftan aslında insan özlüyor. Bir de o zaman öğrencilik dönemi. Gelip buraya işte hem çalışıp para kazanıp hem de o kazandığınız parayla bile çok iyi bir tatil yapabiliyorsunuz. Çok değişik insanlarla tanışabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bunun da aslında getirisiyle böyle bir tatil modu olarak gördüğünüz için Amerika'yı tekrardan bir daha böyle içinizde hep acaba bir daha nasıl Amerika'ya gidebilirim? Sürekli aslında bunun içinde taşıdım. Yani birçok aslında... O dönemlerde de sürekli konuşuyorduk, görüşüyorduk tabii, zaten. Tabii sürekli görüşüyorduk. Sürekli görüşüyorduk, telefonla görüşüyorduk. Burada benim yaşadıklarım, yaptıklarım hepsine birebir canlı şahit oluyordun sıfırdan, yani. Kesinlikle senin de sıfırdan başlamış o bugünlere geldiğin o yolculuğun A'dan Z'ye her noktasına şahidim. Müthiş bir gurur. Yani aslında benim de sürekli arkadaşlarıma, Türk ya da yabancı burada tanıştığım arkadaşlarıma seni örnek olarak anlatıyorum. Onların da çok hoşuna gidiyor böyle örnekleri bulmak. Bize de aslında ilham oluyorsun gerçekten bu noktada. O yüzden seninle tanışmak çok çok farklı oldu yani. Çok hem değişik bir tanışma oldu hem de devamında da aslında çok güzel giden bir, yani herhangi bir çıkar ilişkisi olmadan, telefonda sadece görüşerek aslında arkadaşlığımızı devam ettirdik. Ve aslında biz 2018'de tanıştık. Sadece 8-10 saat bir havalimanında beraberdik. Amerika'da hiç görüşemedik çünkü sen çok farklı bir yerde çalıştın. Çünkü Amerika çok büyük bir yer. Çok büyük. Ben çok farklı. Ben New York'taydım. Senin sahil neresiydi? Myrtle Beach'ti. Aynen, South Carolina, Myrtle Beach tarafındaydı. Mesafeler uzak. Zaten 3-4 aylık bir süren var. Evet. Herkesin kafasında çok farklı şeyler var. O zaman bana da şey dediğini hatırlıyorum. Ya oğlum gitme, sen de kal. Niye gidiyorsun filan dediğini hatırlıyorum. Öyle. Tabii ki hayatlar, kafalar farklıydı. Çünkü ben son sınıftım. Sen herhalde ikinci sınıftın. Aynen, ikinci sınıftım. Sen dönmeyi çok tercih etmedin. Ben dedim yani zaten bitmiş. Yani tamamlıyım. Hatta sektörde... Aslında doğru da bir karar verdin. Çünkü o diplomanın da şu an aslında senin bu süreçlerde henüz kullanmadın. Evet. Ama kullanabileceğin noktalar da gelecek. Burada ben böyle bir karar aldım. Bu da biraz daha bireyseldi zaten. Hem çok bir üniversiteden gelecek göremiyormuşum, hem daha farklı sebepler ki aslında kalma olayım da bir yıl kalıp işte biraz daha İngilizceyi geliştirip biraz para biriktirip dönmekti. Ama Amerika böyle bir yer, yani geldiğinde dönemiyorsun. Tabii sizi bir biraz şekilde, evet aslında tutuyor yani. İki yanı var Amerika'nın. Birinci yanı, gerçekten çok sevebiliyorsunuz.
bu biraz da karşılaştığınız insanlarla ve yaşadığınız ortamla alakalı. İkincisi de hiç sevmeyebilirsiniz. Gerçekten birçok noktadan kendi ülkemizde buraya kıyasladığımız zaman çok dezavantajı olan da bir ülke. Sen seven taraftan çıktın. Aslında ben de öyleydim. Çünkü çok güzel anılarım var. Bir tekrardan aslında o anıları yakalamak için buraya tekrardan gelmek istedim. Ve aslında daha önce buraya gelmiş olmanın da bir artı avantajı oldu beni buraya getirmek adına. Neticede aslında dönüp okulumu bitirdim. Bu arada makine mühendisi. Arkadaşlar eğer bilmiş olsun. Daha sonrasında nasıl gelebilirim diye bir çalışma içerisine girdim. Yani çok böyle turist vizesini araştırıyorum. Fakat turist vizesinde konsolos sizden aslında çok şey istiyor. Yani şunu diyebilir, ne kadar paran var bankada? Şu anda çalıştığın yerde, Türkiye'de çalışıyor musun? Çalıştığın yerde kaç para kazanıyorsun? Kazandığın para senin Amerika'da seyahat etmene yeterli mi? Bir de şöyle de bir durum var. Yani şu anda Türkiye'de turist vizesi olan birçok insan var. Fakat gelmiyorlar. Gelmemelerinin sebebi şu ve çok mantıklı karşılıyorlar. Çünkü burada bir kurulu düzenleri yok. Burada bir işleri yok. Burada bir evleri yok. Gelseler nerede kalacaklar, nerede yaşayacaklar bilmiyorlar. Ve gerçekten de tamam ben şu an New York'a geldim, indim diyelim İstanbul'dan. En ucuz otel geceliği $200 şu anda. Belki o bile değil. Yani hani bir hostel bulabilirseniz, paylaşımlı bir oda bulabilirseniz belki 100-150'ye düşer. Yani buranın yerine örnek Kıbrıs'a giderim diyor. Yunanistan'a giderim diyor. Hani uçak bileti de daha ucuz. Orada harcamaların, masrafların da daha ucuz. Kültür benziyor. Biraz kültür daha de benziyor. İşler kolay yürüyor. Daha yakın. Acil bir durumda hemen dönüş yapabilirsiniz. Evet. Ya da daha ucuz ülkeler tercih ediliyor. Yani Güney Amerika ülkeleri tercih ediliyor. İlla ki Amerika kıtasına gelinecekse bile Güney Amerika tercih edilebiliyor. Çünkü çok ucuz bir ülke. Ülkeler bütünü aslında. Ya da daha böyle Asya tarafları tercih ediliyor. Tayland tarafları tercih ediliyor. Hem kültürel farklılık sebebiyle hem de hayatın aslında ucuzluğu sebebiyle. Dolayısıyla hali hazırda turist vizesi var olanlar bile buraya gelmek adına bir çalışma içerisine girdikleri zaman hep şunu sorguluyorlar. Ben neden gitmeliyim? Ve bununla alakalı internetten de bir araştırma içine giriyorlar. Şöyle düşünenler var. Hani evet ben turist vizesiyle oraya geldim, girdim. Zaten ülkemde doktorum, mühendisim ya da işte aşçıyım, garsonum. Hemen gidip orada bir iş bulup bana birisi gel yanımda çalış dediği an sanki çalışabileceklerini düşünüyorlar aslında. Aslında durum öyle olmadığı için birçok insan da buraya gelip bunun hüsranlarıyla karşılaştığı için döndükten sonra tekrardan bu insanlar aslında bir daha Amerika'ya gelmekten bile yakınıyorlar yani tekrardan gelmek istemiyorlar aslında. Dolayısıyla da birçok aslında bunu bilen, bunu önceden sorgulayan insanlar internetten bunun arayışına giriyorlar. Yani gelsem iş bulabilir miyim? Gelsem ne yapabilirim? Ne kadar masraf çıkar diye. Aslında bununla ilgili çok ciddi araştırmalar. Turist vizesi zaten olmayanlar, benim o dönem kendi düşündüğüm şey. Şimdi bir konsolosa gidip red almak biraz risk. Tabii ki bu şey değil, bir daha Amerika'ya giremezsiniz diye bir şey değil. Yani red almak çok çok büyük bir olumsuzluk değil ama bir olumsuzluktur aslında. İkinci planda aslında bir F1 vizesi vardı, yani bir öğrenci vizesi vardı. Şimdi orada da dil okulları aslında biraz daha uygundu. Yaklaşık olarak $5,000 dil okulu var. Ücreti şey diyorsunuz yani tamam bir şekilde bir $5,000 bulurum. Fakat şunu fark ediyorsunuz. 6 aylık bir dil okuluna yazıldığınız zaman evet $5,000 veriyorsunuz. Belki çok hani uçuk bir rakam değil. Ama 6 ay burada kalacağınız için Amerika size çalışma izni de vermediği için öğrenciyken sizin burada yaşam masraflarınızı karşılayacağınız kadar da okul masrafının haricinde ekstra bir para göstermeniz gerekiyor. O da yaklaşık olarak $10,000 tekabül ediyor. Yani $10,000 sizin yaşam masraflarınız 6 aylık için ki gerçekçi olan rakam zaten budur. Evet. Onun dışında da bir $5,000 okula vereceğiniz için sizin konsolosa $15,000 göstermeniz gerekiyor ki bu da büyük bir para. Yani göstermekten ziyade kişilerin de hani böyle bir miktar parayla buraya gelmeleri lazım ki sonuçta yani insanlar belli başlı yollarla çalışabiliyor, başka yöntemler bulabiliyor vesaire ama buradaki aksilik de yani oluşan en ufak şey de Türkiye'den aslında bir maddi yardım alamıyorsunuz. Çünkü yani gelen para 20'ye bölünüyor direkt. Kesinlikle. Otomatikman çok değersizleşiyor. Ve yani burada çok acı örnekler de görüyoruz yani işte böyle yani shelter işte evsizlerin evet. kaldığı yerlerde kalan insanlar çok çok ucuza çalışmak zorunda kalanlar psikolojik olarak böyle daha sıkıntılı dönemler geçirenler vesaire
O yüzden aslında burada olay o vizeyi almakla da bitmiyor ki zaten şu dönemde yani çok yazan kişi de oluyor. Red oranları yine çok yüksek. Evet. Çünkü artık konsolosluk şunu biliyor yani adı kadar emin. Bu insan oraya giderse burada kalacak. Evet, geldiği zaman şöyle bir göz temasında bir baktığı zaman bunu artık anlayabiliyor zaten. Çünkü o arka plana baktığında o kişinin niyetini görebiliyor kolay bir şekilde. Aslında şöyle bir durum var. Yani Amerika'ya gelmek böyle bir atla deve değil. Çok zor bir şey değil. Ya da çok insanların gözünde büyütülmesi gereken bir şey değil. Amerika o kadar güzel bir ülke de değil bence. Yani hayatınızı tamamen ben Amerika'ya gidiyorum, Amerika'ya gideceğim, Amerika için ölüyorum diye adayacağınız bir ülke değil. Aslında sıradan bir ülke. Aslında çok daha içerisinde suç oranı yüksek olan inanılmaz da şehirleri var. Chicago, New York. Şu an Los Angeles'tayız. Los Angeles da bunlardan bir tanesi. Tabii bölge bölge şu an senin bulunduğun yer biraz daha aslında suç oranı düşük bir yer olsa da şehrin geneli olarak suç oranı çok yüksek bir yer. Dolayısıyla da aslında çok böyle insanların gözünde büyütülmesi gereken bir yer değil. Yani ailelerin birçoğu bile buraya geldiği zaman özellikle green card çekilişten çıkan aileler bile suç oranı daha düşük. Yaşam masrafları daha az olan Texas gibi bölgelere yerleşirler. Mesela birkaç gün sonra da yeşil kart sonuçları açıklanıyor. Evet. Biliyoruz yani birçok başvuran insan var, bekleyen insan var. Umarım yani hak edene yani hayırlısı kesinlikle olacaksa çıkar. Ama dediğin gibi yani onların da buraya geliş süreçlerinde belli başlı masraflar oluyor. Uçak biletleri, evet. İşte bağlantılı bir sağlık raporları, evet. Arkasından geldiklerinde konaklayacakları yer. Kişi başı 15 bin dolar yine para istiyor. Aynen mesela öyle. Siz karı koca geliyorsunuz, eşiniz 15, siz 15. Hadi bu bazen hani konsolosluk tarafından idare edilebilir. Belki evet. 10 bin dolarlara kadar çekilebilir ama yani siz green card'tan çekilişten çıktınız diye bile aslında Amerika'ya kesin geleceksiniz diye bir şey yok. Evet. Sizin yeterli olan yani aslında hiçbir şeyin garantisi yok. Yani vize almanın garantisi yok. Green card'tan siz çekilişten bile çıksanız Amerika'ya gelmenizin garantisi yok. Burada var olan şey şu. Sizin var olan şartlarınızın Amerika'ya gelmeniz için yeterli olması gerekiyor. Amerika'da bunu şu şekilde değerlendiriyor. Evet sen gel benim ülkeme gir. Bakıyor sana ve şunu diyor, evet sen yarın öbür gün orada parasız kalıp, örnek para noktasında aslında neden paraya önem veriyor diye düşündüğümüz zaman, devlete yük olma. Çünkü siz burada sokaklarda yaşadığınız zaman aslında devlete yük oluyorsunuz. Çalışmıyorsunuz. Çünkü iş bulamıyorsunuz. Ya da kaçak çalışıyorsunuz. Şimdi vergi ödemiyorsun. Dolayısıyla vergi ödemiyorsun. Yani vergiden kaçıyorsun. Yani yasal çalışan bir adamla senin aranda devlete kar zarar oranında çok ciddi bir fark var. Bir burada bir işçi bireysel olarak devlete vergi öder. Bir de işveren o işçiyi çalıştırdığı için ayrıca devlete vergi öder. Evet. Yani sen bunu çok iyi biliyorsun. Evet. Sen hem çok iş, büyük vergiler öder. Tabii hem işçi kendi cebinden, kendi maaşından devlete vergi ödüyor. Bir de sen onu çalıştırdığın için ekstradan onun maaşı harici örnek saatlik 20 dolar ödediğin bir adama bir de birkaç dolarını devlete vergi olarak aslında o adam sana 20 dolara değil 21-22 dolara gelmiş oluyor sadece. Dolayısıyla da aslında burada devleti zarara sokmayacak. Aksine devlete ve Amerikan hükümetine fayda sağlayacak şekilde buraya gelmeniz. Konsolosluk açısından da siz oraya gittiğinizde bu belgelerle, bu bilgilerle gittiğinizde şöyle düşünecek. Evet yani bu adam benim ülkeme gitse ki onu düşünüyor sonuçta adamın görevi o. Yoksa oradaki bir officer'ın, oradaki bir memurun çok bir anlam önemi yok. Adamın değerlendirdiği tek şey şu. Bu adam benim ülkeme zarar verir mi? Bu adam orada gidip kaçak göçek işler yapar mı? Yoksa bu adam gerçekten çalışıp, parasını kazanıp, vergisini ödeyip hem ülkeye katkı sağlar, hem de ülkenin ekonomisini ayakta tutar. Ya da işte bir öğrenci olarak gidip oraya ödediği parayla, sonuçta burada verilen, okullara verilen paranın da bir kısmı devlete vergi olarak gider. Ve ekonomik hayatı da canlandırmış evet. olursunuz ki Amerika'da biliyorsun eğitimden gelen gelir çok yüksek. Dolayısıyla zaten Amerika ülke dışından gelen öğrencilere çok ciddi oranda bir vize veriyor. Yani buradaki temel nokta aslında şu. Siz gerçekten bir vizeye uygun olduğunuzu düşünüyorsanız kesinlikle o vizeyle gidin. Örnek yani siz bir turist vizesine gerçekten uygun olduğunuzu kendiniz zaten bunu düşünüyorsanız yani ben Amerika'ya gezmeye gidiyorum. Bir konser var ona katılacağım. İşte arkadaşım bir düğünü var birkaç gün gidip onu göreceğim ve katılacağım. Bunlar hem çok güçlü sebepler sizin için öyle. Hem de konsolosa bunları söylediğiniz zaman gerçekten çok güçlü sebepler. Ve sizin buradaki sadece yani Türkiye'deki aile bağlarınıza bakarak şunu diyecek. Evet bu adam ülkesinde
4-5 yıllık bir yerde en az çalışan bir insan. Bakın iş bağları var. İşte burada evli, çoluğu çocuğu var. İşte burada bir yani ülkesinde, kendi ülkesinde bir evi var, arabası var, bir düzeni var. Bunları da değerlendiriyor. Tamam diyor bak, bu adamın aile bağları ve iş bağları, arkadaş bağları, ülkesine olan bağlılıkları kuvvetli. Sonra şuna bakıyor. Daha önce herhangi bir ülkeye gittiniz mi? Bakın olmazsa olmaz değil bu soru. Yani hiç Amerika'ya gelmemiş insanlar da burada. Biz nasıl geldik mesela? Evet. Yani benim ilk yurt dışı deneyimim bir yerde burası. Başlayacak sonuçta değil yani, mi? Yani biraz hani burada böyle tam tabiri caizse şey oldu. Artık bu F1 yani F1 ve işte B2 turist vizesi evet. Ayrıyeten. Bunlar artık daha biraz daha zengin kesme hitap eden. Yani aslında parası gerçekten cebinde parası olan. Amacı da bu olan insanlara hitap eden bir konuma geldi. Olması gerektiği gibi oldu aslında. Çünkü siz o zaman ona hazır olduğunuzu zaten kendinize bunu söyleyebiliyorsunuz. Yani devamında ne sordu? Aile bağları nasıl? Kuvvetli mi? Devamında daha önce ülkeleri ziyaret ettin mi? Bunu görmek. Evet. Gerçekten bak bu adam zaten seyahat eden bir adam olarak algılamak onu. Yani üçüncü olarak da bu adamın gerçekten de maddi anlamda bir durumu yeterli mi buna? Dördüncü olarak gerçekten Amerika'ya neden gittiğini somut olarak bir sebep sunuyor. Seni tanıdık kısaca. Evet. Vize türlerimizden bahsettik. Kendimize uygun olan vize türünü seçmekten bahsettik. Avantajlarından, dezavantajlarından konuştuk. Zaten bu noktaya kadar bizleri evet. izleyenler gerçekten buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız. Kesinlikle. Bundan eminiz yani. Ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Öncelikle H2B vizesi nedir? Şimdi H2B vizesi Seasonal American Working Visa, yani sezonluk Amerika çalışma vizesi olarak geçen bir vize türüdür. Sezonluk, bu burada biraz açmak gerekebilir. Şimdi sezonluk dediğimizde bu iş genelde şöyle olur. İşin gerçek boyutu şu. İki sezon var aslında. Bir yaz sezonu, bir de kış sezonu olarak değerlendirebiliriz temelde. Evet. Ve bir yılı ikiye böldüğümüz zaman 6 ay olarak bölüştürülür bu. Genel konseptte olan işler genelde turizm üzerine işler olabilir. Ya da sadece turizmle bitmiyor. Yani bir otelcilik adına, bir otelde olabilecek bütün iş pozisyonları buna okeydir. Yani siz bir resepsiyonda çalışabilirsiniz, İngilizce'de çok iyisin. Direkt telefonlara bakıp bilgisayardan kayıt alabilirsiniz müşterileri. Ya da orada bir housekeeping de olabilirsiniz. Yani kat görevlisi, oda temizleyicisi. Biraz da tabii ki tecrübeye bağlı hani Türkiye'de yapılan işler. Background'da neler var? Kesinlikle bunları konuşuruz. Muhakkak konuşuruz. Tabii ki oradaki Türkiye'deki background'ınız, buradaki işi sizin seçiminiz de çok önemli olacak. Hangi pozisyonu tercih edeceğiniz de çok önemli olacak. Devamında şöyle düşünelim. Bu sezonluk zaten genelde turizm sektörüdür ve biliyorsunuz ki yani kuzey tarafı Amerika'nın yazın sıcak olur. Kışın inanılmaz soğuk olur. Örnek bir New York'a ele alalım. Çok fazla iş var. İnanılmaz fazla otel var. Yani New York dediğimiz zaman sadece o Manhattan dediğimiz New York City. Küçük parçayı ele almayalım. New York koca bir eyalet. Yani New York aşağıdan belki New York City tarafından başlayan ama bir taraftan da Kanada'ya kadar giden ve sınırı olan Niagara şelalelerine kadar giden uzanan bir eyalet aslında. Çok büyük bir eyalet ve her yerinde otel var. Ve onun yanındaki şehirler, ülkeler, özür diliyorum, state'ler, eyaletler yani Massachusetts gibi, Maine gibi, New Hampshire gibi, Vermont gibi bütün bu eyaletler. Yukarıda daha Wisconsin tarafları olabilir, daha orta kuzey tarafları olabilir. Şimdi kışın inanılmaz soğuk. Kanada'dan gelen bütün kar, bütün kış. Dolayısıyla da şimdi orada bir turizm aslında bitiyor. Bittiği için insanların, orada yaşayan da insanların, özellikle daha emekli olan ya da daha hayata dair özgür olan, daha böyle freelance çalışan insanların o soğukta, New York'ta durmak istemedikleri için bunların tamamı daha Amerika'nın güney kesimlerine birkaç aylığına göç eder. Yani o kışı sadece o sert kışı 3 aylığına 4 aylığına New York'ta geçirmek istemez. Ve Florida'ya gelir. Ben bu sezon Arizona'daydım. Arizona'ya gelir örnek çünkü havası daha ılımandır. Evet. Hatta yani neredeyse birçok yere göre yazdır bile diyebiliriz. Gerçekten hala sıcaktır yani bütün kışı Florida sıcak geçirir. Bu bir gerçek. Ara ara yağmurlar olur sana. Dolayısıyla da aslında kış sezonunun ne oluyor Amerika'da? O kadar büyük bir yer ki bir tarafı yazken bir tarafı kış olduğu için aslında siz senenin tamamında çalışabiliyorsunuz. Yazın geldiniz diyelim örnek New York'ta çalıştınız. Kışın ne yapıyorsunuz? New York'ta sizin işiniz bitiyor. Dolayısıyla oradaki sezonluğun arka planı şu. İş yerinin sezonluk yani bitici çalışıyor olması gerekiyor. Daha işte kanuni olarak değerlendirirsek bunu
kanunsal şekilde bunu Amerika şöyle kısıtlamış. Demiş ki iş yerinin en fazla 10 ay çalışıyor olması lazım. 10 aya kadar olan, çalışılan bütün işler benim için sezonluktur diyor Amerika. Bu kadar. Ama bu 10 aylık bir mühendis de olabilir. Nasıl olabilir? Bir şantiye vardır, inşaat şantiyesi. Örnek bu inşaat şantiyeleri genelde biliyorsunuz daha böyle 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda biten işte. Dolayısıyla da buradaki işveren bunu 10 ay 10 ay 10 ay bölerek, yani size her 10 ayda bir sponsor olacak şekilde aslında size burada bir inşaat mühendisliği olarak da, ki bunun örnekleri var, bunun yayınlanmış iş ilanları dahi var, sezonluk mühendisleri var. Ya da sezonluk çalışacak, yoğun dönemlerde örnek hastanelerde çalışacak hemşireler var. Daha böyle hani yazın belki bazı kütüphanelerin yoğun dönemleri oluyor, turizm akımından dolayı. Siz buradaki kütüphanelerde bile orada görevli bir memur gibi çalışabiliyorsunuz. Tabii bunların hepsi sizin yeteneğinize, bilginize bağlı. Onun dışında inşaat sektörü var. Yani inşaata inşaat mühendisi olarak da gelebilirsiniz. Bu biraz zor işin gerçeği. Evet. Yani bu konuda açılan kontenjanlar çok düşüktür. Ara ara açılır. Ama normal inşaat çalışanı olarak da gelebilirsiniz. Dolayısıyla H2B vizesi aslında herkese hitap ediyor. Yani sezonluk dendiğinde aslında evet genelde bir turizm sektörü var. Doğrudur. Ya da daha böyle tecrübe istenmeyen işler var. Doğrudur. Fakat bu sadece konu o değil. Yani işin bitici bir iş olması üzerine kurgulunur. Dolayısıyla dönemsel olması. Dönemsel olması. O anki yoğunluğu sizin karşılayabiliyor olmanız. Aslında kısmı budur. O yüzden burası kısaca şunu diyebiliriz. H2B Amerika'nın size bir çalışma vizesi ile buraya getirdi. Ve burada bir insanın, buradaki bir insanın var olan bütün haklarına sahip olduğunuz, oy vermek dışında aslında evet, buradaki bütün vatandaşların haklarına sahipsiniz. Ve sadece ve sadece sizde sponsor olan iş yeriyle çalışmak zorundasınız. Onun dışındaki yerlerle aslında çalışamazsınız gibi bir çok güzel bir aslında vize durumu. Aslında birkaç soruya burada cevap verdin. Teşekkür ediyorum. Ne tür işler yapılabilir? Hangi evet, eyaletlerde çalışılabilir? Vize süresi ne kadar? Sezonların başlangıç bitişleri aslında dönemsel olarak ne kadardı? Biraz aynen tarih olarak da bunlara değinirsen evet, bir sonraki soruyla devam etmek evet, istiyorum. Aslında biraz bunu anlatmış oldum. Yani sizin eyalet bazında baktığınız zaman bu duruma her yerde yapılabilir. Hiçbir sorun yok. Yeter ki orada bir insan, ki Alaska'da bile iş buldum ben. Gitmeyi tercih ettim. Hatta Türkiye'den de bir arkadaşım buldu. O da Türkiye'de kalmayı tercih etti aslında. Diğer soruyla devam ediyorum. H2B vizesi ne kadar sürer? Evet, süre olarak şöyle. H2B vizesi aslında biz buraya ilk geldiğimiz zaman vize olarak değerlendirirsek, Amerikan konsolosluğuna bizim ilk gittiğimizde bize burada sponsor olacak işverenin bize iş süresi kadar bir vize veriyor. Yani bu 6 aydan genelde başlar. 10 aya kadar çıkar. İlk bizim buraya geldiğimiz zaman, konsolosluğa gittiğimizde elimizde var olan belgede zaten bu yazar. Evet. İşin süresi 6 aydır, 7 aydır, 8 aydır, bazen 10 aydır. Ama 10 ayın üstünde değildir. Dolayısıyla Amerika'ya ilk girdiğimiz zaman biz 6 ay ile 10 ay arasında değişen bir vize ile geliriz. Bu vizenin bitiminde ya da bitimine yakın, sezon bitimine yakın, siz artık buraya girdikten sonra aslında burada çok daha rahat bir iş bulun. Onu şöyle varsayalım, genel değerlendirmeyle 6 ay 6 ay olarak gidelim. Siz her 6 ayda bir geldiniz buraya, çalıştınız, hatta 6 ayı bitirmeniz de gerekiyor. İş buldunuz ve size sponsor sağladınız başka bir yerde. Yani New York'a geldiniz, Florida'da bir iş buldunuz 3 ay 5 ay sonra. Ama sizin daha işvereninizle kontratınız var, 4 ay 3 ay daha var ki fazladan kontratınız var, ama durmak zorunda da değilsiniz. Orası size sponsor olduğu andan itibaren, belgeleri devlete gönderdiği andan itibaren siz işten ayrılabilir, oraya gidebilirsiniz. Yani kimse size geldin burada kalacaksın başka bir yere gitme demiyor. Bunu da söyleyelim. Ve bu şekilde siz 6 ay New York'ta, 6 ay Florida'da, 6 ay isterseniz Kaliforniya'da, hadi bir merak ettim 6 ay Alaska'ya gideyim, hadi bir oradan işte merak ettim ya bir Michigan tarafına gideyim değil. Ya da bir hadi bir de Amerika'nın orta yerlerinde bir eyalete gideyim değil. 6-6-6 siz bunu 3 yıla kadar uzatabiliyorsunuz. Yani 6x6 36 ayda aslında diyebiliriz. Direkt 3 yıla gelen bir süre. Sonrasında devlet size şunu diyor, Amerikan hükümeti. Sonuçta siz bir sezonluk çalışanınız. Biz size bütün haklarınızı verdik. Doğru. Ama buradaki bir Amerikalıdan farkınızı ayırt etmek için sizin
sizin önce bir ülkeden dışarı çıkmanız gerekiyor. Ülkeden bir dışarı çıkmak. Siz istediğiniz yere gidebilirsiniz bu arada. Türkiye'ye dönmek zorunda da değilsiniz. Kanada var burada mesela. Buradayken bir Kanada'ya turist vizesi başvurusu yapıp, eğer ki Kanada sizden turist vizesi onayı alırsanız Kanada'dan, evet, gidip böyle bir 3 ay Kanada'da geçirebilirsiniz. Tekrardan burada bir iş bulursanız eğer, ki zaten 3 yıl burada çalıştıktan sonra... Yani buradaki amaç aslında gir çık yapmak, bir Kanada, bir Meksika, bir yakın bir ülkeye aslında kesinlikle da gidilip tekrar ardından kesinlikle yeni bir iş bulup dönüş sağlanabilir. Kesinlikle bak. Yani 3 yılın sonunda siz bir sadece şu zorunluluğunuz mevcut, çıkıp tekrardan girebilirsiniz. Tabii ileride değineceğiz ama siz burada tabii ki vize değişikliği de yapabilirsiniz. Evet. Bu arada bu 3 yılın içerisinde siz burada çalışırken, çünkü şöyle durumlar var. Bir vizeniz geldi. 6 aylık, 10 yıllık, 10 aylık bir vizeniz geldi. İlk buraya bir giriş yaptınız. Sonra 10 ay sonra veya 6 ay sonra ne oluyor? Vizeniz expire, tamamen bitmiş oluyor aslında 6 ay sonra. Birçok Amerika vize türünde sizin vizeniz bittiyse Amerika'nın dışına çıktığınız zaman girmek için tekrardan vize almak zorunda kalırsınız. Fakat H2B'de de öyle değildir. 6 ay vizeniz var ve siz Amerika içindesiniz o an ve farklı bir yere H2B olarak yine aynı vize altında çalışmaya gittiniz. Aslında siz statünüzü, burada var olan statünüz, H2B olan statüyü genişlettiniz, extend ettiniz, uzattınız. Ama vizeniz bitti. Yani pasaportunuza baktığınız zaman bir daha size pasaporta vize vurulmayacak. Ama bir kağıt veriyor size. Devlet tarafından gönderilen, işverene gönderiyor, işveren de size veriyor. I-94 olarak geçer bu kağıt. Bu kağıdın üzerinde hala sizi resmi olarak burada olduğunuzu çalışabileceğinize dair bütün bilgiler yer alır. Ve siz aslında onu bir vize olarak kullanın. İşverenden şöyle bir haftalık izin alın. Örnek geldiniz, 1,5 yıl geçti. Ya hadi bir özledim ya, ailemi görmek istiyorum. Hadi bir Türkiye'ye gideyim diyeyim. Bu anda çalıştığınız işverenden bir haftalık bir izin alıp ben bir ailemi görmek istiyorum dediğiniz zaman gayet gidiyorsunuz ülkenize, ailenizi ziyaret ediyorsunuz. Yine o belgeyi göstererek Amerika'ya tekrardan giriş yapıyorsunuz. Yani Amerika'dan çıktınız ve vizeniz yok, bitmiş. Bir daha konsolosa gitmek zorunda dahi değilsiniz. Amerika siz burada çalıştığınız sürece size bu imkanı tanıyor. Yani kendini kapana kısılmış gibi hissetme. Sen burada bizim için özel değerli bir insansın. Amerikan hükümetine katkı sağlayan bir insansın. Ekonomiye canlandıran bir insansın. Ve sen burada kapana kısılmış değilsin. Senin özel bir işin olabilir, sağlık sorunun olabilir. Bir yere gitmek isteyebilirsin. Ülkene de gitmek isteyebilirsin. Ya şuraya kadar gelmişim, hadi bir Meksika'ya gideyim de diyebilirsin. Zaten şurada 50-60 dolar uçak biletleri var Meksika'ya. Ya da hadi zaten buradayım, bir de Kanada'ya bir turist vizesi alıp 1-2 haftamı Kanada'da geçirip işverenden de böyle bir izin alabilirsem, ki bir haftalık zaten izniniz oluyor 6 ay içerisinde, gidip Kanada'da bir hafta geçirip yine buraya gelebilirsiniz. Yani Amerika'dayken aslında bu 3 yılı bile Meksika'ya gidip ülkenize dönüp ya da o anda bir Avrupa ülkesine de gitmek istiyorsanız bir haftanızı herhangi bir Avrupa ülkesinde geçirip tekrardan Amerikan konsolosluğuna gidip vize almadan buraya gelebilirsiniz. Arkadaşlar şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sandalye değişikliği yaptım. Gördüğünüz gibi çok büyük emek veriyoruz. Çok aslında uzun da bir video oluyor. Bütün detayları Adnan sağ olsun gerçekten en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Çünkü bu konuda çok yanlış, çok eksik bilgiler olduğu için o da aslında bu süreçte çok fazla problem yaşadığı için ve bu 3-4 yılın bir birikimi aslında, biz size bunları bu videoda vermek istiyoruz. Benim de biraz belim ağrıdı. Depo işlerinden dolayı biraz evet, böyle depocu. Aslında aynen depoculuktan ötürü böyle bir problem oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben 5. soruyla devam ediyorum. Hangi işverenler H2B sponsorluğu yapabilir? Evet, bu konu şöyle önemli bir konu. Şu düşünülüyor her zaman. Şimdi ben Amerika'da bir iş bulsam hemen gelebilir miyim? Örnek senin şu anda bir şirketin var ve bir çalıştığın, fiili olarak da iş yaptığın bir iş yerin var. Peki sen Türkiye'den birine sponsor olabilir misin H2B ile? Hayır. Neden? Çünkü senin işin sezonluk bir iş değil. Sen sezonluk olarak çalışmıyorsun. Öncelikle senin bir şirket olarak devlete, bakın ben sezonsal olarak çok yoğun dönemler geçiriyorum. Ve bu yoğun dönemlerde Amerikalı çalışan bulamıyorum. Aslında bu biraz da şuna da cevap oluyor. Ya Amerika'da adam mı yok? Adam beni niye Türkiye'den buraya getirsin? Türkiye'den değil ya, Filipin'den bile getiriyor. Yani Afrika'dan getiriyor. Asya'dan, yani, dünyanın dört bir yanından aslında. Evet, çeşitli geliyorlar. Burada yaklaşık yanılmıyorsam bir 70-80 tane ülke var. Bu ülkelerin tamamından getiriyor çalışan. Neden? Çünkü o yoğun dönemlerinde özellikle bulamıyor. Amerika'da çalışan bulamıyor. Yeterli sayıda bulamıyor. Dolayısıyla devlet şöyle bir şart koşuyor.
peki diyor, öncelikle sen yaptığın işin sezonluk olduğunu bana kanıtla. Ve işveren önce sezonluk bir iş yaptığını devlete kanıtlamak zorunda kalıyor. Daha sonrasında da diyor ki, sen bundan sonra bir Amerikalı çalışan aramaya başla. Önce yayınlar ver, ilanlar ver, işte çeşitli yerlerde web sitelerinde bunları duyur. Gel benim devletin kendi resmi sitelerinde bunları duyur. Ve sana gelen CV'leri oturalım biz, hem devlet olarak biz inceleyelim. Bunu eyalet kendi bazında inceler. Örnek bir Utah eyaleti kendi bazında inceler. Bir New York eyaleti kendi bazında, eyalet bazında bunu inceler. Ve ondan sonra da şu kararı verirler. Evet, sizin gerçekten sezonluk bir çalışan işveren olduğunuzu, sezonluk yoğun geçirdiğinizi ve Amerikalı çalışanların da buna çok rağbet göstermediğini, yeteri kadar işçi bulamadığınızı onaylar. Bunu eyalet kendi bazında yapar. Çalışma Bakanlığı ile aslında beraber yürütülen bir. Yani bu soruya ben de böyle bir ekleme yapmak isterim. Mesela gerçekten mantıklı bir soru. Neden Türkiye'den biz buraya getirelim? Baktığın zaman şimdi biz de çalışanlarımızla çok çeşitli problemler yaşıyoruz. Çünkü kültürel olarak işte onların aslında çalışma disiplinleri vesaire aslında bu sisteme uymayan bir disiplin içerisindeler. Ve bu noktada çok problemler çıkıyor. Kısa dönemli çalışıyorlar. İşte paycheck to paycheck yaşadıkları için parayı işte o maddi gücü toparladıkları anda hemen aslında sıyrılıp gidiyorlar ve gerçekten biz kadar çalışkan ya da pratik insanlar değil. Evet, biz de bunun avantajını kullanıyoruz aslında. Gözlem ve tecrübelerimiz. Şimdi bu noktada çok can alıcı bir soru geliyor. Altıncı soru, saatlik ne kadar kazanılır ve birikim yapılabilir mi? Evet, H2B genel olarak aslında burada bir eyalet kanunlar içerisinde belirlemiş olduğu bir asgari ücret vardır. Tabii örnek mesela New York eyaleti diyelim, çok büyük bir eyalet. New York City'de, şehirde bu şu anda 16 dolar yanılmıyorsam, 15 ya da 16 dolar. Ama New York eyaletinde yine daha böyle küçük kasabalara gittiğiniz zaman bölge bölge değişebilir aslında. Yani New York'un şehir merkezinde hayat daha pahalı olduğu için biraz daha yüksektir. Ama şehir merkezinin dışına çıktıkça hayat biraz daha ucuz olduğu için 15 dolar olan ücret orada 12 dolara düşebilir. Ama hala New York'tasınız. Ama bunun şöyle de bir matematiksel hesabı var. Baktığın zaman zaten işte yakıt, kira, işte market masraflarının da ucuz olması aslında bu rakamları dengeliyor. Yani o yapabileceğiniz birikimi o ölçüde aslında birazcık sabit tutuyor. Doğru. Burada yine bir ortalama rakam verebilirsek aslında. Tabii. Sen kendinden de yola çıkarak arkadaşlarımız daha iyi konuyu kavrayabilir. Meslek noktasında da bu değişkenlik gösteriyor. Örnek bir garson diyelim. Garsonlar genelde burada bahşiş aldıkları için saatlik garsonun ücreti 7 dolar, 8 dolar, 10 dolardır genelde. Mesela Kaliforniya'da da yine araya giriyorum. Minimum ücret verilmek zorunda garsonlara ve üzerine bahşiş alıyorlar. Ama South Carolina gibi çok küçük eyaletlerde ve yazlık yerlerde çok fazla bahşiş alındığı için ve orada aslında o kültür daha gelişmiş olduğu için, yerli halk daha çok olduğu için orada saatlik işte 3 dolara 4 dolara çalışırken garson bu bahşişlerle aslında yine 20'ye 30'a tekabül edebiliyor yani. Çıkabiliyor. Zaman zaman yoğunsal dönemlerde ki burada bahşiş zorunludur birçok yerde. Yani zorunluluktan kasıt şu. Zaten hesabınıza bahşiş eklenerek geliyor birçok yerde. Artık birçok eyalette bu var. Onun dışında şu da var. Bir kültür olarak da siz burada çok küçük bir yere gittiğiniz zaman, bir küçük bir kafede oturup yemek yediğiniz zaman tabii ki adam size bahşişi ekleyip getirmiyor. Ama sizce ne bir hani fişin altında yazıyor işte %18'i bu gibi, hani bu gibi altında hemen bir teşekkür. Tamam, isterseniz diyor, normalde örnek veriyorum 20 dolarlık bir şey yediniz. Hani orada hakkı düşündüğünüz zaman bahşişin %15 yaklaşık Los Angeles bölgesinde. Evet. Bu bilinir yani herkes tarafından bilinir. İşte 20 doların %15'i de 3 dolar yapar. Dolayısıyla siz 20 dolar değil 23 dolar ödersiniz diyelim. Fakat birçok yerde aslında büyük otellerde, büyük restoranlarda Nusret de bunu yapıyor. Yani servis ücreti olarak oraya ekliyor. 200 dolar gelen hesabı beklerken 280 geliyor, işte 300 geliyor filan. Hani bu nereden geldi bunlar filan diyorsunuz. Hani ilk başta böyle tabii, daha sonra da alışıyorsunuz bu sisteme. Yani aslında insanlar da bahşiş verme hem kültürel olarak bir zorunluluk hem de birçok artık işletme bahşişi direkt olarak sizin hesabınıza ekleyerek görüyor. Yani aslında oradan gelen bahşiş sistemi ile beraber siz 7-8-9 dolar olan saatlik ücretinizi bu yeri gelip 30-35 dolara da çıkabiliyor. Bazı dönemler, bazı dönemler 20'de 15'te de kalabiliyor. Ama ortalama olarak şunu söyleyebiliriz. Meslekten mesleğe değişir. Bir aşçılıkta genelde bahşiş yoktur.
Ve ücretleri genelde 17-18 dolarla başlar. Ki bu aşçı dediğimiz zaman o işte müthiş aşçılık becerisi olan ihtiyaçlar, insanlara ihtiyaç duyulmaz. Yani prep dediğimiz. Burada yine araya girmek istiyorum. Work and Travel'da da aslında benim yaptığım işlerden birisiydi. Yani normal şartlarda biliyorsun çok alakam yok. Yani domates, peynir bunları keseriz yani bıçak kullanabiliyoruz. Makarna. Aynen ben daha o işi yapmıştım doğru. Çünkü ön hazırlığı evet, yapıyorsunuz. Sen beni, evet. İşler. Ben seni tanıyorum mutfakta hiç aran yok. Aynen yemeği seviyorum. Bugün bile bana ya balığı sadece bir fırında pişirmeyi biliyorum onun dışında nasıl pişirilebilirim diye. Her yerde pişirirsin istersen mangala koy pişir. Ateşin üstüne tut yine pişir. Yani hani evet. O soruyu soran bir adam bile hani gidip de bir yerde aşçılık yaptıysa demek ki aşçılıktan da aslında bu beklenen şey wow değil. Evet. Tabii ki wow. Ki çok büyük övgüler de alıyordum yani. Hani orada öğrenip o işi yapıyorum. Sorguluyordum işte ya bunlar ne yapıyor yani anladın salt, mı? Salt be. Aynen. Makarasını da yapıyordum. Evet. Aslında bir patates soyma. İşte soğan soyma. Orada bir şeye yardım etme. Yani orada bir işte bir zincir aslında bir restoranda şu kurulur. Tatlı bile yapıyorsanız. Örnek bir kekiniz hazırdır. Önünüzde 100 tane tabak olduğunu düşünün. Hepsine kek 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 koyarsınız. Sonra arkadan biri gelir. O kekin üstüne dondurma 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 koyarak gider. O arkadan biri gelir. Onun yanlarına böyle işte atıyorum çilek koyar. Biri gelir dondurmanın işte kenarına whipped cream dediğimiz. İşte o krem şanti. Krem şanti. İşte krem şantisini işte sıkar. Öbürü gelir onun üzerine çilek koyar. Öbürü gelir bir iki tane işte daha böyle orman meyveleri süslemesini evet. Ekler. Öbürü gelir böyle fırçayla sosu vardır. İşte örnek bir strawberry sos ya da işte bir farklı bir meyve sosu vardır. Ona böyle fırçayla alır böyle şöyle kenarından bir çizer. Ya da böyle bir kaşıkla böyle bir çizer. Aslında o tabağı bir kişi yapmıyor. Yani o tabağa siz meyvesini koyan insan da olabiliyorsunuz. Yani burada böyle yani şu konudan da bahsetmek istiyorum. Şimdi biz Türkiye'de hani bizim toplumumuzda biraz yetiştirilme tarzımız hep daha böyle mücadeleci olduğu evet. için ve aslında hala zorluk gördüğümüz için hani derler ya işte eskiden şöyleydi böyle aslında şu anda buraya kıyasladığımızda hani bize dedelerimizin anlattığı hikaye gibi hani Amerika'dan Türkiye'ye baktığımızda evet. Şimdi böyle bir mücadelenin içinde büyüyüp yetiştiğimiz için bu pratiklik bizde bu ruh bizde olduğu için aslında bu insanlardan 3-0 önüne başlıyoruz. Kesinlikle. Çünkü burada bir rahatlığın, bir bolluğun, bereketin içine doğuyorsun. Ve o seni gitgide tembelleştirirken, köreltirken bizim aslında böyle yani, bir avantajımız oluyor. Kesinlikle. Adam o çileyi oraya koymaktan bile aciz. Evet. Ve ondan şikayetçi durumda yani. Böyle de bir durum var aslında. Dolayısıyla yani bir aşçı olarak da gelseniz siz 18-19 dolarla kazanabiliyorsunuz. Ki buraya geldikten sonra devamında başka yerlere de giderseniz yani o böyle geldiğiniz ilk 6 ay, ilk geldiğiniz yer belki 12, 13, 14, 15 dolardır. Ama bu zaman içerisinde 20'nin de üzerine çıkar. 22, 23, 24, 25. Ki sen de bunları tabii tecrübe ettin. Ben de bunları adım adım tecrübe ettim. Ben de Kaliforniya'ya geldim. Kaliforniya'dan zaten seninle görüştük. Oradan Florida'ya geçtim. Florida'dan sonra New York'a geçtim. New York'tan sonra Arizona'ya geçtim. Bugün de Arizona'yı bitirdim. Senin yanına geldim ziyarete. Hem de böyle bir video çekelim dedik. Evet. Her geçen gün aslında hem tecrübeniz artıyor. Ben de mutfakta çalışıyorum aşçı olarak. Hem tecrübeniz artıyor, hem de kazandığınız para da artıyor. Sizin özgüveniniz de artıyor. Böyle bir durum var. Şey, inşaat çalışanlarını da değerlendirelim. İşleri çok ağır. Dolayısıyla onların birçoğu 20'nin üzerinde oluyor maaşı. 1,5 katı oluyor yani. Tabii ki, tabii ki. Yani bir 20 dolar, 22 dolar, 23 dolar da oluyor. Ve burada biliyoruz ki haftalık 40 saat çalışma süresi. 40 saatin üstüne çıktığı zaman overtime yapıyorsun. Sen de ödüyorsun. Yani bir insan gelip şurada 8 saatten 5 gün çalıştığı zaman okey. Peki 10 saatten 5 gün çalışırsa 50 saat. Peki 40'tan sonraki o 10 saate ne yapıyorsun? Maaşın 20 dolar olan adama 30 dolar ödüyorsun. Evet. İşte şimdi sizin de zaten geldiğiniz bir inşaatta çalışıyorsunuz. Zaten maaşınız 20, 22, 23 dolar. 1,5'ta çarptığımız zaman 32, 33, 35 dolarlara gelen rakamlara çıkıyor. Şimdi bu dolayısıyla siz 50 saat, 60 saat, 70 saat çalıştığınız zaman aslında 40'ın üzerinde aldığınız belki bazen bir 30 saat, 20 saat o çok ciddi rakamları ulaştırıyor. İki maaşa denk geliyor kesinlikle, aslında. Kesinlikle iki maaşa denk gelen rakamları ulaştırabiliyor sizi. Dolayısıyla sadece burada evet, genelde ücretler şöyle diyelim kısaca 15 ila 25 dolar arasında değişir. İşe göre değişir, eyalete göre değişir, yere göre değişir ve kazanacağınız finalde hepimiz şuna bakarız. Ay sonu kaç para kazanıyor? Haftanın bitiminde. Genelde burada maaşlar haftalık olarak ya da iki haftada bir ödeniyor. Aylık ödeme diye bir şey yok.
Dolayısıyla ama yine de biz yani bir Türk kafası olarak şunu diyelim. Ayda kaç para kazanıyoruz finalde baktığımızda cebimize giren şey. İşte o da sizin biraz maaşınızdan ziyade o 40 saatin ne kadar üstüne çıkabiliyorsunuz. Aslında biraz da bununla alakalı. Yani siz ayda burada 5-6 bin dolar da kazanabilirsiniz. Size verilen saat sayısı yüksekse ve 15 dolar bile kazandığınızı düşünün. 80 saat çalışıyorsanız haftada müthiş bir rakam yapar. Ama 20 dolar kazanıyorsunuz. Sadece 40 saatten alıyorsanız 40x20 800, 800x4 3200 dolar kadar. Devlete verdiğiniz vergi düşerseniz 2500 dolar kalır size. Ama şöyle de diyebiliriz. Evet ben araya gerçekten Amerika'ya gitsem ay sonu benim cebime ne kadar kalır dediğimiz zaman bu genelde şudur. 2000 dolar ile 4000 dolar arasında bir aylık bakın birikim yapabilirsiniz. Ki burada ödenen vergiler sene sonunda geri alınıyor. Buradan artık yani o hesaplar yapılır ya da herkesin şartlarına göre bu rakamlar çok daha büyüyebilir. Eş türlü de ikinci iş imkanı yok sadece. Tek bir yerde çalışabiliyorsunuz yasal olarak. Avantaj ve dezavantajları nelerdir? Vize onay alma oranı nelerdir? Neden eş türlü yapmalıyım? Öğrenci vizesinden, turist vizesinden farkları nelerdir? Evet. Ayrıca ailemizi bu vize türüyle getirebilir miyiz? Zaten bu farklardan biraz bahsettik. Aile etkeni üstünde evet. Ben yani buradan neden istiyorum. Neden aslında H2B? En başta anlattığım gibi ben oturup düşündüğüm zaman turist vizesine uygun olmadığını düşündüm. Neden? Zaten belli maddi anlamda bir imkanı yok. Gerçekten gelsem de birkaç günde cebimdeki bütün para gidecek. Evet. Turist olarak. Diğerine baktığımız zaman işte bir öğrenci vizesi aynı şekilde çok ciddi rakamlara tekabül eden bir vizedir. Dolayısıyla da onunla da buraya geldiğiniz zaman kısa süre içerisinde burada bir şekilde hayatı tutunmanız gerekecek. Tutunamazsanız yine var olan paranızla gidecek. Hatta gelemeyebilirsiniz bile. Dediğim gibi bir öğrenci vizesi en düşük bugün 15 bin dolardan başlar. 15 bin doları bankada göstermeniz gerekir ki bununla da yetmiyor. Yani sizin Türkiye'de çalışma bağlarınıza bakıyor, aile bağlarınıza bakıyor, daha önce hangi ülkelere gittiğinize bakıyor. Daha önce şu da var, şu çok yanılgıya düşündür. Adam şöyle düşünüyor. Ben zaten Amerika'ya İngilizce öğrenmeye gidiyorum diyor. Ama konsolosun ilk sorduğu sorulardan biri vize görüşmesinde şu. Türkiye'de hiçbir dil eğitimi aldınız mı diyor. Çünkü senin zaten hali hazırda belli bir miktar İngilizce biliyor olman lazım ki Amerika'ya gelebilirsin. Yine orada şöyle değerlendiriyor. Yani evet her şeyi var, bunun maddi durumu iyi, aile bağları iyi fakat hiç İngilizcesi yok. Senin cebindeki paran kurtarmayacak ki. Burada geldiğin zaman derslere bile girip anlayabilmen için o ders. Sonuçta dersin tamamı İngilizce. Kimse sana Türkçe translate yapmayacak. Dolayısıyla da burada hayatın kendisi, İngilizce hayatı. Dolayısıyla orada bile sizin bir orta seviye İngilizce bilmeniz gerekiyor. Gibi aslında birçok dezavantajı olan vize türleri diğer türler. Fakat çalışma vize türlerine baktığımız zaman öyle değil. Örnek sizin tabii ki bir artıdır Türkiye'de şu an hali hazırda. BİM'de bile olsa bir kasiyer bile olsa çalışıyor olmanız bir avantajdır. Ya da yani herhangi bir yerde bir fabrikada operatör olarak çalışıyor olmanız bir avantajdır. Ya herhangi bir şirkete kayıtlı olarak çalışıyor, gözüküyor olmanız avantajdır. Bir mühendis olmanız da avantajdır. Yüksek lisans mezunu olmanız da avantajdır. Bir otelde çalışıyor olmanız da avantajdır. Yani adınıza bir sigorta yatıyorsunuz da. Fakat şart değil. Çünkü neden? Zaten siz buraya çalışmaya geliyorsunuz. Yani biz Work and Travel'a bile buraya gelirken şöyle oldu. Kaçıncı sınıfsın oldu diye bir soru soruldu değil mi? Çünkü neden? Şunu düşünüyor. Adam 3. sınıftır. Zaten 4'e okumak için geri gelecek. Bunu düşünüyor adam. Evet. İşte bir ders notlarına baktı. Bunu düşünüyor, değerlendiriyor. Fakat H2B'de neden H2B yapmalıyım? Neden H2B? H2B'nin diğer bütün vize türlerine göre avantajına baktığımız zaman bir kere hiçbir yaş sınırı yok. Kesinlikle bir yaş, yani şöyle diyebiliriz tabii ki genel olarak. Yani 18 yaşında burada ancak hani çalışma izni alabiliyorsunuz. Bazı eyaletlerde 17'dir ama 16'ya düştüğü yerler olabilir. Ama genelde şöyle diyebiliriz. Amerika'da çalışmaya başlama yaşı 18'dir. Evet. Süper. Yukarıda da bir sınırlandırma yapabiliriz. Örnek şöyle diyebiliriz. Yani 40, 42 bunlardan sonra adaptasyon sorunları olabilir. Olabilir ama daha ondan ziyade var. Şöyle düşünelim. İşveren neden sizi seçmiyor? Yani sen bir işverensin. Şimdi Türkiye'den sana başvurmuş 45 yaşında bir insanı bir işe alırsın. Çünkü senin yani senin olayın çok farklı. Mesela sen doktor çalıştırmıyorsun. Evet, doktor çünkü bunlar hep olsan, performansa dayalı işler aslında. Kesinlikle performansa, fiziksel işler bunların hepsi. Yani enerjisi düşük olan birini getirmek ister. Denemek isteyen kişiler olursa hani bu bizim koyduğumuz bir yaş sınırı değil. Yine denenebilir. Kesinlikle çalışılabilir kesinlikle. Bu konu üzerine.
Ama hani kişi oradaki o dezavantajı kapatabilecek pozisyonda olmalı. Kesinlikle çok güzel noktaya değindi. Diyelim ki bir otel çalışanı, adam yıllardır otelde çalışan bir insan. Ve burada da bir pozisyon var. H2B pozisyonu ve var. Bu arada hani bir müdürlük pozisyonu da var. Evet. FB manager, yani oradaki food beverage manager olarak çalışacak bir pozisyon da var. Ve Türkiye'de, Antalya'da, işte şurada burada bir İstanbul'da bir otelde 20 yıllık tecrübeli, son 5-6 yılını orada bir food beverage manager olarak, müdür olarak geçirmiş bir insan da kalkıp Amerika'ya gelip burada o tecrübeyi edinmek için, yani sadece para kazanmak için bile değil. Acaba gidip yapabilir miyim? Oradaki şeyi ayak uydurabilir miyim diye. Gelip burada aslında bir otelde çalışabilir. Dolayısıyla o 45 yaş açığını arkadaki var olan tecrübesiyle aslında kapatabilir. Yani dolayısıyla şöyle diyebiliriz, 18-45 ama en çok aslında avantajlı olan yaş grubu 25-35 yaş grubu arası. Çünkü bir 18 yaşında birini de çok işe almak istemez genelde. Yani daha böyle genç, kanı canlı, çok çalışmak istemez gözüyle de bakıyor. Yani biraz böyle onlar hızlı hareket ettiği için hani böyle kanı kaynıyor. Hiç tecrübesi olmadığını da varsayarsın değil mi? Türkiye'de de çalışmaya sınırı 18. Evet. Dolayısıyla 18 yaşında bir insanın geriye dönüp ne kadar tecrübesi olabilir? Ama ben inanıyorum ki yani bizi izleyen bu yani kardeşlerimiz diyorum, çünkü benim de kardeşim yaşlılar, senin de öyle. Hani onların o enerjisinin, o inancının olduğunu biliyorum. Gerçekten inanan, bu işi yapmak tabii isteyen kişilerse tabii ki yani biz onlar için de bu noktada yardımcı zaten oluruz, çalışırız, bilgilendirici. Tabii ki videolar her zaman geliyor. Evet, yani yine ben hani araya giriyorum ki böyle bir şey olmasın, onlarda da bir umutsuz bir hayal kırıklığı gibi düşünülmesin. Gerçekliği konuşmak lazım burada. Yani bir işveren gözünden baktığınız zaman bu. Ama devletin koymuş olduğu herhangi bir kanun yok. İki, eğitim sınırınız yok. Mesela bir Work and Travel'a gelirken bizim öğrenci olmamız gerekiyordu. Evet. Bu net. Dolayısıyla da bizim 2 yıllık ya da 4 yıllık bir fakülte Genelde de bir Türkiye için 4 yıllıklar buraya alınıyor. Evet. Şimdi 4 yıllık bir üniversiteyi okuyor olmanız gerekiyor hali hazırda ve ders notlarınızın iyi olması gerekiyor. Ve İngilizce seviyenizin bir orta seviye bir İngilizce olması gerekiyor. Bakın bir sürü kriter var. Work and Travel vizesinde bile. Artı bir de üstüne şu anda 3-4 bin dolar bir para vermeniz gerekiyor Amerika'ya gelebilmek için. Hem bir oradaki bir danışmanlık, aracılık yapan firmaya bir para ödüyorsunuz. 2500-3000 dolar. Bir uçak biletiniz, dolar, gidiş dönüş, uçak biletinizi karşılıyorsunuz. Yanınıza alacağınız paralar. Yanınıza burada çalışacak, gelir gelmez çalışmaya başlamıyorsunuz sonuçta. Biz de o şekilde geldik, biliyoruz. Belki bazen bir hafta, iki hafta hani sorunlar değişebiliyorsunuz gibi yanınızda artı bir 1000 dolar bile bulundurmanız gerekiyor. Yani dolayısıyla şimdi birçok dezavantajı, o da bir çalışma vizesi baktığımız zaman, J1 statüsünde olan bir çalışma vizesi. Work and Travel fakat bir eğitim durumu var. Ya da uzun dönem J1'lara bakalım. Bugün siz Türkiye'de gidip bir uzun dönem J1 olarak buraya gelebilirsiniz. Ama acentalar var. Evet, size garanti bir iş bulabiliyorlar. Çünkü para ödüyorsunuz ve onun karşılığında size bir iş bulabiliyorlar. Bu bazen 3 ayda da iş bulabiliyor. Ama orada da zaten yine sizle işveren arasında bir kontak kuruyor onlar. Evet. Bir işveren yani bazen kitlesi şu da olabiliyor. Beğenmiyorsunuz işi, orada çok değişiklik şansı da sunmuyorlar ve şunu ben yaşadım, Work and Travel'da oldu, istemedim işi, geldi bana, ardından aynı iş tekrar gönderildi, ben bunu istemiyorum dedim, dediler ki ikinciye reddediyorsun, bir daha iş göndermeyiz, programın da yanar, ücretin de yanar. Şimdi bunu yapan acentalar da var, yani aynı işi iki kere yollayıp iki kere reddettin gibi, böyle bir kelime oyunu gibi resmen böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Sıkıştırma çabaları çünkü var. Orada işvereni koruyor, onu desteklemeye çalışıyor. Ve siz o karşıdaki acenteye muhtaçsınız. Kesinlikle. Aslında burada tamamen iş sizin elinizde, sizin emeğinizde yani baktığınızda. Tabii ki birebir siz kendiniz işverende. Yani acentanın orada aslında yapmış olduğu işi de siz birebir kendiniz yaparak giderebilirsiniz. Ve aslında o işi de kendiniz yaparak 3000-4000 dolar bir saving yapmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Bu da önemli bir detay, güzel bir para. Yani bir yaş sınırınız yok. Devamında bir eğitim sınırınız aslında yok. Çok büyük bir tecrübe sınırınız yok. Çünkü çok farklı işler var. Yani dediğim gibi iş çeşitliliği o kadar fazla ki buraya inşaat çalışanından tutun, bir ofis çalışanına kadar insanlar buraya gelebilir. Ve bütün masraflarımız işveren tarafından karşılanıyor. Yani siz buraya gelirken her vize türünde gidip bir turist vizesi, öğrenci vizesinde bir para ödüyorsunuz ki öğrenci vizesi şu an servislerle beraber herhalde 500-600 dolara denk geliyor sadece vize ücreti. H2B'nin 190 dolar vize ücreti var.
Şimdi güncel olarak rakam bu, yanılmıyorsam yakında belki arttırılabilir. Yani 200 olur, 250 olur, çok büyük olmaz ama siz o vizeyi aldıktan sonra o 190 doları evet siz anlık olarak ödüyorsunuz orada. Doğru, siz ödüyorsunuz önce. Neden H2B? Neden H2B ile gelmeliyim? Neden H2B'yi seçmeliyim? Birçok vize türü varken avantajları noktasında değerlendirdiğimiz zaman yaş sınırı yok, eğitim sınırı yok. Ve bütün masraflarınız işveren tarafından karşılanıyor. Yani siz konsolosa gittiniz, 190 dolar bir H2B vize ücreti var. Bu ücreti siz anlık olarak ödüyorsunuz. Vizenizi aldınız diye. Sonra da uçak bileti alacaksınız. Bazen uçak biletini de siz o anda ödeyebiliyorsunuz. Fakat işveren de şunu diyebiliyor. Maddi durumun o anda yoksa ben senin uçak biletini de karşılarım. Merak etme yani. Ben direkt olarak size uçak biletini satın alıyor zaten. Zaten karşılıyor aslında. Evet. Yani geldiğinizde bazen bu masrafları size ödüyor ama öncesinden de yapabiliyor. Öncesinden bile yapabiliyor. Ben öyle geldim. Benim evet. Uçak biletimi, ben sadece vize ücretimi ödedim. Uçak biletimi işverenim aldı ben geldim. Fakat bunu işveren şöyle diyebilir. Sen al, gel zaten biz sana bunu vereceğiz. Evet. Bunu bu arada kanuni olarak zorunlu bir şekilde vermesi lazım. Yani vermezse zaten tazminat davası açıp fazlasını alırsınız. Hani inşallah vermez diyeyim yani. Dava açıp daha fazla biraz Amerika'da evet olaylar tabii böyle çalışıyor. Yani dolayısıyla siz buraya geldikten sonra bütün uçak bilet ücretinizi, bütün işte vize ücretlerinizi ve devamında aslında burada yolda yediğiniz maddi olarak harcadığınız alkol dışındaki içecekler dahi, yediğiniz yiyecekler dahi, Amerika'da çalıştığınız yere varana kadar otobüs, taksi, kullandığınız her şey, bunların tamamının fişini yanınızda götürüyorsunuz. Zaten onlar tarafından biliniyor. Onların standart bir rakamı da var. Fişi de kaybetseniz yine bir standart bir rakamı var onların. Bunlar aslında işveren tarafından size ödeniyor. Şimdi aile konusuna geldiğimiz zaman da H2B'nin diğer birçok vize türünden avantajı şu. Siz buraya bir çalışan olarak geldiğiniz için yanınızdaki eşinizi ve 21 yaş altı çocuklarınızı da buraya getirebiliyorsunuz kendinizle beraber. Onlar H4 denilen bir vizeyle, H4 vizesi. Siz bir H vize kategorisinde geliyorsunuz. Bu H1B de olabilir, H2B de olabilir, H2A de olabilir. Eşiniz ve 21 yaş altı çocuklarınız da H4 denilen vize türüyle. Peki onlar geldiğinde nasıl haklara sahip oluyorlar? Onların çalışma hakkı yok. Fakat burada bir İngilizce kurslarından eğitim alabiliyorlar. Burada hayatlarını normal yaşayabiliyorlar. Devamında hatta buraya gelmiş, H4'la gelmiş bir eşimiz statü değişikliği yaparak H4 vizesinden öğrenci vizesine burada geçiş yapabiliyor. Ya da burada turist vizesine geçiş yapabiliyor. Burada farklı statülere geçiş yapabiliyor. Yahut bir sponsor bulursanız ona, tekrardan ona da bir sponsorluk başlatılabiliyor. Ama burada genelde tavsiyemiz bunun için uğraşanlar eşleri içinde konuştukları, bağlantıda oldukları H2B şirketlerine ben evliyim, eşim de var, eşime de bir pozisyonunuz var mı diye sorması çok daha güzel. Çünkü bu sefer hem siz hem eşiniz H2B ile geliyorsunuz. Evet. İkinize birden sponsor oluyor. Ya buraya geldiğiniz zaman eşinizle beraber ikinizin de çalışma izni oluyor. İkinizin de bütün haklarından yararlanmış oluyorsunuz Amerika'da. Dolayısıyla aslında en güzeli budur ama işveren size maalesef eşiniz için bir pozisyonunuz yok derse eşinizi H4 vizesiyle yanınızda buraya getirebiliyorsunuz gibi aslında H2B'nin birçok avantajı var. Bununla alakalı aslında bir sorumuz daha var. H2B ile geldim buraya. Başka bir vize türüne geçebilir miyim? Yani change of status yapabilir miyim? Aslında bu benim de Amerika'da kalış hikayem. İşte J1 Work and Travel'dan sonra change of status yapıp işte önce turiste sonra öğrenciye vize türümü çevirip daha sonrasında burada iş kurup kaldım. Bu tarz bir soru var. Bunun cevabı evet aslında yapılabilir evet. Ama senden de biraz tabii detaylarını dinlemek istiyorum. Evet, sonuçta buraya resmi bir vizeyle giriyorsunuz. Bütün girilen resmi vizelerde genel bir kural değildir ama 3 ay siz burada kaldıktan sonra yani bir 90 günü tamamladıktan sonra istediğiniz diğer geçiş yapabileceğiniz bütün vize türlerine geçebiliyorsunuz. Yani siz zaten turist olarak da gelseniz öğrenci statüsüne geçebilirsiniz. Turist evet. olarak gelseniz H2B'ye de geçebilirsiniz. H2B'den turiste gelsiniz. De geçebilirsiniz. F1 olarak da gelseniz. Şöyle sorunlar var aslında. Bununla da alakalı. F1 olarak gelen bir öğrencinin ya da turist olarak gelen birinin sosyal güvenlik numarası yok. Neden yok? Aslında bunu belki H2B'nin avantajları içinde de sayabilirdik. Çalışma izni olduğu için size bir sosyal güvenlik numarası ve bu arada her şeyiniz sosyal güvenlik numarası. Yani bugün bir bankaya gittiğiniz zaman ne soruyor? Sosyal güvenlik numaranız var mı diye soruyor. Bir banka hesabı açmak için bile bunu soruyor. Bu çok önemli bir kriter. Dolayısıyla da burada bir öğrenci
aslında o sosyal güvenlik numarasını alabilmek için bile bir sezonluk olarak bir H2B vizesine geçiş yapabilir. Ya da burada var olan turist bir insan, ya geldim ama bir sosyal güvenlik numaram bile yok. Çünkü sen yani turistsin, sen çalışmıyorsun ki. Dolayısıyla da ben H2B'ye geçebilir miyim? Evet, geçebilirsin. İşveren bulduğun sürece geçebilirsin. Geçtikten sonra da sen sosyal güvenlik numarasından yararlanabilirsin. Dolayısıyla hem H2B'den farklı vize türlerinden hem de farklı vize türlerinden H2B'ye geçiş yapabilirsiniz. Bu da gayet mümkündür. Bu kritik bir soru daha geliyor. Aslında Türkiye'den daha çok bu soruyu soruyorlar. İşte ben F1'a başvurdum, turiste başvurdum ama red yedim. Evet. O yüzden hani H2B'ye başvurabilir miyim? Hakkım var mı? Bunun bir dezavantajı var mı? Gibi böyle sorular geliyor. Burada çok önemli bir konu var. Eğer ki red sebebiniz sizin var olan ailenizden, böyle yakın, çok yakın akrabalarınızdan, aynı soyadına taşıdığımız akrabalarınızdan yana bir sıkıntı değilsin. Yani örnek şöyle diyelim. Abiniz, ablanız, kardeşiniz, babanız, anneniz Amerika'ya kaçak yollarla geldiyse, ya bu normal vize yollarıyla geldiyse ve daha sonra burada hiçbir değişiklik yapmadan, sadece vizesi bile bittikten sonra herhangi bir değişiklik, statü değişikliği dahi yapmadan, yasa dışı yollarla şu anda burada kalmaya da devam ediyorsa ailenizden, yakınlarınızdan biri, Amerika size vize vermez. Burada ya da gelip normal yollardan gelip kaçak durumuna düşmediyse, siz vize reddiniz şu olabilir: yeterli paranız yoktur, yeterli tecrübeniz yoktur, yeterli anlamda diliniz, beceriniz, bir durumunuz yoktur. Şimdi gelen sorulardan bir diğeri de şu, aslında biraz da burada kalmaya yönelik sorulardan bir tanesi. H2B ile gelip evlenip yeşil kart alabilir miyim? Ya da bir yeşil kart sponsoru bulup, firma vesaire gibi bu sponsorluk sayesinde burada kalıp vatandaşlığa doğru bu süreci götürebilir miyim? Gibi bir soru gelmiş. Bunun cevabını da alalım. Kesinlikle. Şimdi H2B'den direkt Green Card'a geçiş diye bir şey yok. Hiçbir vize türünden direkt Green Card'a geçiş diye bir şey yok. Şimdi dolayısıyla sizin zaten burada Green Card'a geçiş yapabilmeniz için burada çeşitli şartlar var. Yani sponsor bulabilirsiniz, bir iş yeri size sponsor olabilir. Onların da şartları tabii ki sağlıyorsa. Ha, fakat bu sürüyor. Yani bu 2 yıl sürüyor, 3 yıl sürüyor, bazen 4 yıl sürüyor duruma göre. Siz burada gelip evlenip Amerikan vatandaşıyla da siz evlenebilirsiniz. Çünkü hali hazırda zaten siz burada yasalsınız. Bir Amerikan vatandaşıyla da evlenebilirsiniz. Yahut buraya gelmiş bir hali hazırda green kartlı olan birisiyle de evlenebilirsiniz. Onun üzerinden de siz yine green kart alabilirsiniz. Gibi buraya geldikten sonra farklı çeşitli yöntemler de var. Farklı aslında. Aslında burada farklı vize türleri de var. Yine yeşil karta giden çalışma vizeleri işte 1 yılla 2 yıl arasında sürüyor. Bu noktada benim şirketim bile bu konuda aslında bir sponsorluk noktasında yardımcı olabiliyor. Hani henüz bunu hiç yapmadık ama planlarımız arasında yine olan bir şey. Evet. Buradan da aslında böyle bir yeşil kart durumu söz konusu olabilir. Son soruya geleceğim ve bunun yanına aslında bir soru daha eklemek istiyorum. Öncelikle hani İngilizce seviyesi burada ne kadar önemli? Evet. Biraz bundan bahsedelim kapatmadan önce. Ve ayrıca işte Azerbaycan'dan ya da işte Kıbrıs'tan ya da Dubai'den o taraflarda yaşayıp da yazan Türk ya da işte yabancı arkadaşlar oluyor. Bu noktada da şimdi Azerbaycan, Türkiye, Kıbrıs, Türkiye ne diyeceğimi tam bilemedim. Yani sonuçta Türkiye vatandaşı olmadığı için aslında yabancı statüsüne girmiş oluyor bizim şu anki değerlendirdiğimiz noktada. Ve bunların bu noktadaki durumları nedir? Ya da işte H2B yapabilirler mi? Biz bu noktada ne kadar yardımcı olabiliriz? Onu sormak istiyorum. Kıbrıs için bilmiyorum. Orada dünya Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadığı için bunu tanıyan dünyada birkaç ülke var sadece. Türkiye var. Azerbaycan şu anda resmi olarak tanıyor mu onu da bilmiyorum. Evet. Ama Pakistan tanımıştı ilk başta. Ona bakmak gerekebilir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ama Türk olmayan birisi H2B ile buraya gelebilir Türk mi? Vatandaşı olmayan. Çünkü Amerika'nın yayınlamış olduğu bir liste var. Her sene bir çeşitli ülkelerden Amerika'ya H2B ile gelebilecek aslında bir kısıt var. Bir de şundan da aslında bir buraya değinmişken bahsetmek istiyorum. Çünkü konu boyunca hiç değinmediğimi fark ettim. H2B'nin bir tane dezavantajı var. O da şudur. Bir kota var. Yani bir sınır var. Siz ülke dışından buraya gelirken Amerika'nın belirlemiş olduğu her sene verilen, evet sizin doğru buradaki çeşitli işverenlere şunu diyor, evet sizin ihtiyacınız var. Bir dışarıdan bir insan getirmek zorundasınız. Fakat ben vatandaşımı da korumak zorundayım. Yani böyle sınırsız sayıda insanı buraya sokamazsınız. Dolayısıyla da H vizelerinde, yani H2B, H1B dediğimiz bu iki vize türünde bir kota var. 66 bin
yıllık H-2B'nin kotası var. Fakat bu zaman zaman Amerika'nın o anki durumuna göre değişen çeşitli arttırışlara da gidebiliyor. Yani bu 66 bin, 20 bin daha arttırılıp 86 bine, bir 20 bin daha arttırılıp işte 106 binlere, 120 binlere de bazen çıkartılabiliniyor. Böyle bir dezavantajı var aslında. Yani her elini kolunu sallayan da aslında buraya girebiliyor mu? Tabii ki öyle bir şey yok. Dezavantajlarından biri şudur. Yılda 66 bin kota var ve bunun içerisinde sadece Türkiye değil birçok ülke var ve Türkiye'ye gelene kadar bir işveren şunu tercih edebiliyor. Çünkü bütün masraflarınızı işveren karşılıyor. Her şeyi. Ve işveren şunu diyebiliyor. Şimdi bir işveren 10 kişi alıyor. 20 kişi alıyor. 50 kişi alıyor. 100 kişi alıyor. Şimdi adam diyor ki ben 10 kişiyi Türkiye'den getirdiğim uçak biletine bakıyorum diyor. Kişi başı 1500-2000 dolar uçak biletine denk geliyor. Çünkü gidiş dönüş alıyor size. Bir de Meksika'dan getirdiğim bir adama bakıyorum diyor. Meksika'dan da 200 dolara geliyor gidiyor adam. Şimdi arada devasa bir fark oluşuyor. Bir yerde 10 kişi Türkiye'den getirdiğinde adam belki 15-20 bin dolar sadece uçak biletini ödemek zorunda kalıyor. Bir yerde de sadece 1500-2000-2500 dolar toplamda 10 Meksikalı getirdiğinde ödemek zorunda kalıyor. Ya da onun yanı sıra şöyle ülkeler var. Mesela Güney Afrika diye bir ülke var. Afrika'nın en altında kalmış bir ülke. Ve bir İngiliz aslında kolonisi olan bir ülke ve ana dilleri İngilizce. Tamamı şu anda okullarında da ailelerinde de İngilizce konuşarak büyüyorlar ki benim şu anda çalıştığım ortamlarda bu insanlar var. Şimdi bunların artı bir avantajı var bir Türk'e göre. Evet onlar da bizim gibi daha uzak uçak biletleri Güney Afrika'dan Türkiye'ye nasıl geliyorsanız aslında birebir aynı rakamlar ama Güney Afrikalı insanlar ana dilleri gibi hatta birebir ana dili bile diyeceğimiz şekilde İngilizce konuştukları için onlar buraya geldikleri zaman bütün meslek dallarını çok iyi yapabiliyorlar. Dolayısıyla da aslında buradaki dezavantaj şudur. Bizim ülke olarak o kadar iyi İngilizcemizin olmaması ve ülke olarak da biraz Amerika'ya uzak olmamız aslında Amerika'nın bir Türk'ü buraya getirirken ya da belki bir Azerbaycanlıyı buraya getirirken aslında bazen bir oturup bir kıyas yapmak durumunda kalabiliyor. Ve buradaki birçok şirket aslında acentalarla çalışıyor ve Türkiye'de bu işi yapan bir acenta da yok. Olsa bile bunlar para karşılığı bu işleri yapıyorlar. Yani size işi bulduk ve bu işin bulmamız karşılığında sizden 4500 bin dolar para talep ediyorlar. Şimdi bu zaten yasal bir durum değil. H-2B'nin şöyle bir şartı vardır. Siz çalışandan kesinlikle para alamazsınız. Konsept tamamen budur. Yani şunu yapamam ben sana. Oğuzhan sen Türkiye'desin, buraya gelmek istiyorsun. Sana şunu diyemem, ya burada bir tane şirket var. Ben sana bunun şirketin kesinlikle sana sponsor olacak. Sana bütün belgelerini göndereceğim. Sen iş garantili olarak sana al bak burası senin çalışacağın şirket. Senden de 3000 dolar para istiyorum bu çalışma karşılığında diyemem. Çünkü senden para talep edemem. Bu H-2B standartlarında yasa dışı bir hareket olur tamamen. Şimdi sorumuzun aslında cevabına gelirsek, çeşitli kısıtlamaları da içinde barındıran bir vize türü. Her şey güllük güllistanlık tabii ki değil. Evet. Dolayısıyla da sizin bazen işte Azerbaycan listede olabilir, olmayabilir. Bazen belki zaman zaman Türkiye'yi listeden çıkartıp tekrardan koyabilirler ki bu Filipinliler için oldu. Bir dönem Filipinlilerin başkanıyla Amerikan başkanının bir tartışması geçti siyasal anlamda. Ve o dönem Filipinliler H-2B yasasıyla ülkeye Amerika'ya getirilmekten men edildiler. Birkaç yıllığına. Sonra tekrardan geri tabii getirildi mi getirilmedi mi onlara bakmak gerekebilir detaylı olarak. Azerbaycan'ın şu anda listede olduğunu biliyorum. O arkadaşlar da buraya gelmek isterlerse onlar da tabii ki böyle bir vize türüne katılım sağlayabilirler. Ama tekrardan detaylı olarak onlara bakmak gerekebilir. İngilizce ile aslında alakalı bunu bir soru sormuştun. Evet. Onu da söyleyeyim. Çok önemli. Çok çok önemli. Yani şöyle düşünün. Tamam siz çok iyi bir aşçısınız ve bana aşçı lazım. Okey. Fakat ben size şunu getir, şunu yap, şunu götür diyebilecek kadar bile bir basit bir İngilizce ile hitap ettiğim zaman bunu anlayamıyorsanız siz işinizi nasıl yapacaksınız? Yani evet. Dolayısıyla da iletişim kurabilmek için bu vize türünde diğer bütün vize türlerinde olduğu gibi en azından bakın konuşamasınız bile yani çok aman aman konuşamasınız bile sizin karşı tarafı bir orta seviyede bir anlıyor olmanız lazım. Biraz da kendinizi ifade edebiliyor olmanız lazım. Yani çok iyi İngilizceniz olması gerekmiyor. Hatta iyi bir İngilizceniz bile olması gerek. Yani bizim bile hala öyle değil zaten ama biz burada yaşıyoruz. Fakat evet. Anlayacak kadar, anlaşacak kadar, işinizi yapacak kadar bunların bir orta seviyede belki orta seviyenin biraz altı da kabul edilebilir. Ama hani anlıyorum, biraz da konuşabiliyorum
diyecek kadar bir İngilizceniz olmazsa olmaz. Bu işverenin gözünde böyle. Neden? Çünkü diyelim ki bir iş buldunuz, görüştünüz. Şunu diyor, hadi bir mülakat yapalım diyor. Ve bazı tabii işlerde, mülakatsız işlerde alınabiliyor bu arada. Ben buraya Work and Travel'la gelirken mülakatsız gelmiştim. Olsa muhtemelen gelemezdim. Yani o kadar İngilizcem belki yoktu. Belki de mülakat olsa adam diyecekti ki ben seni işe almıyorum. Bazen mülakatsız da işveren bunu verebiliyor. Çünkü çok sıkışık, hemen getirmek istiyor. Zaten belli hani siz bir şeyler biliyorsunuz gibi yazışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, mailleşiyorsunuz. Yani yazı ortamında en azından bunu yapabiliyorsunuz. Oradan bir güven yakalıyor zaten. Diyor ki tamam hani senin çok da şey yapmana gerek yok, bizim mülakata gerek yok. Zaten yapacağın iş belli. Gel burada devam et diyor. Ama birçoğu, %90'ı belki 85'i mülakat yapacağı için zaten en çok görmek istediği şey de sizin bir hani simanız. Hani en azından bu eli yüzü düzgün mü? Temiz mi, bir işte ne bileyim bir disability'si var mı? Yani bir herhangi bir sakatlığı vesairesi var mı? Buna bakacak. Bir de birkaç tane sohbet ortamında böyle hani nasılsınız, neler yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz gibisi aslında birkaç soruyla sizin böyle birazcık onu anladıp bir iki de bir şey söyleyebileceğinizi test edecek mülakat esnasında da. Dolayısıyla da İngilizce olmazsa olmaz ama çok iyi mi olmalı gerekiyor? Kesinlikle değil. Yani o yüzden şunu da diyebiliriz. Ya bu videoyu izleyen 18 yaşında arkadaşlarımız olabilir. 17, 16 ya da 20, 22, 25. İngilizceniz hiç yoksa gidip en azından şöyle 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Yani bu kelime Türkiye'de, kalıplarına çalışarak, işte işle alakalı terimlere çalışarak tabii ki. Soru sorarım, işte nasıl evet, hayır derim. Yani nasıl bunlara böyle dinleyerek, anlamanızı geliştirerek, çeşitli böyle pratikler yapıp kendinizi evde dinleyerek, konuşarak, birazcık kendi kendinize bile konuşarak geliştirebilirsiniz belli bir seviye ki o yeter zaten. Ki ondan önemlisi işi alsanız bile, diyelim ki mülakatsız işi aldınız. Nereye gidiyorsun? İşi aldıktan sonra belgelerle beraber konsolosa gidiyorsun. Konsolos özellikle ve özellikle seninle İngilizce konuşmak isteyecek. Konuşamazsanız vize vermeyecek. Yani vermez. Mümkün değil. Orada o derdi anlatabilmek lazım. O derdi anlatabilmek gerekecek kesinlikle. Hani o yüzden İngilizce burada gerçekten çok önemli. Benim de herkese tavsiyem odur. Yaşınız kaç olursa olsun buraya gelmek istiyorsanız, hangi vize türüyle gelmek istiyorsanız gelin. Hiç İngilizcem yok diyen insanların gelmesini ben tavsiye etmiyorum. En azından bir 6 ay. Hiçbir şey bu. Onu da şöyle yani söyleyeyim. Ben 2019'da başladım H2B'yi araştırmaya. Evet. Ne zaman geldim? 2021'de geldim. 2 yıl sonra. Yani aslında ben o 2 yılda hiç İngilizcem olmasaydı bile 2 yılda bir taraftan İngilizcemi geliştirip bir taraftan da 2 yılın sonunda Amerika'ya gelmiş olurdum. Ya burada bu zaten videoyu izleyen kişilerin bu dakikaya kadar izledilerse hani hayatları değişecek. Yani hayatlarındaki belki en büyük adımı atacaklar. Yani bunun için de bir tık hani çaba göstermek lazım ve geldiğiniz ülkenin de yani ana dili İngilizce öğrenmek lazım yani zahmet olmazsa deyip. Çok böyle. Şunu da söyleyeyim. Çok sorulan bir soru var. Şu var. Mesela şu an aklıma geldi aslında. Ben 2 yıl sonra geldim ama ben buraya geldik. Şu vardı zaten. Pandemi dönemine denk geldi. Benim iş bulmam 2 yıl sürmedi. Örnek 8-9 ay sonra iş bulmuş oldum ben. Fakat pandemiden dolayı konsolos kapalıydı. Ben vize alamadım. Bütün evrakları da hala durur. Maillerim de kayıtlıdır. Bana gönderilen evrak da durur. Her şeyi durur. O zaman gelemedim. Sonra tam konsolosluk açıldı. Trump o dönem şey çıkardı. Amerika'da şu anda işsizlik had safhada. Zaten Amerikalıya biz önem verdiğimiz için bu sene dışarıdan hiçbir çalışan Amerika'ya getirmiyoruz diye bir kanun çıkardı. Ki Trump'ın burada golf kulüpleri var. Kendisi H2B'li çalışanlar alıyor. Onları aldı. Ondan sonra da dedi ki ben dedi kaldırıyorum Amerika'nın dışından adam getirmiyorum. Tam onları aldı soktu. Sonra böyle bir kanun çıkardı. Devamında da seçim oldu. Seçimde Biden'la kazanınca Trump'ın bütün kuralları otomatik düşmüş oldu. Ve ben tekrardan bakın ertesi sene tekrardan iş buldum ve farklı bir iş. Ve orada şöyle de bir kötü durum oldu. Bir önceki bana iş gönderen yer çekilişten çıkmadı o sene. Mesela geçen sene çekilişten çıkan şirket, yani bana sponsor olma hakkına sahip olan şirket, çünkü 66 bin kota var. Evet. Hadi buna 100 bin diyelim biz arttırmalarla beraber. O sene çıkmadı. İkinci sene çıkmadı. Ama ben farklı bir iş bulmuştum zaten. Onlarla da yazışıyordum ama farklı bir iş de bulmuştum. Evet, burada senin çaban da aslında çok ön plandaydı yani. Kesinlikle ama mesela ikinci bulduğum işte ben mülakatla geldim. Ama mesela ilk bulduğum bana mülakat bile yapmamıştı o dönem aslında. Evet. Yani dolayısıyla buradaki durum H2B şudur. H2B vizesinde garanti diye bir şey yoktur. Yani siz karşınızdaki işvereni ne kadar etkileyebiliyorsunuz? Ne kadar güzel bir CV hazırlayabiliyorsunuz? Onu nasıl sunabiliyorsunuz? Bu işverenlere nasıl, nerelerden ulaşabiliyorsunuz? Hangi işverenlere ulaşmanız gerekir? Bunlarla nasıl bağlantılar kurmanız gerekir? Aslında sizin o işi alabilmenizdeki en önemli şey bunlar.
nereden, nasıl, ne şekilde o insanlara ulaşmalıyım ve nasıl konuşmalıyım? Neler sorulur bana, ben nasıl cevap vermeliyim? Nasıl bir CV hazırlamalıyım? H2B'ye nasıl uygun olduğumu, yani karşı tarafa ben aslında nasıl ikna edebilirim? Ve en önemli soru şu, ikna edebileceğim şirketi ben nasıl bulayım? Yani kafama göre hadi ben girip Amerika'da bir yere yazayım, bana H2B sponsoru olsun. Böyle bir şey yok. Herkese yazamazsın. Belli bir sayısı var, belli bir grubu var, belli bir işveren kitlesi var. Sizin özellikle ve özellikle onlara ulaşmanız gerekecek. Evet. Biz bu konuda çok soru alıyoruz ve bununla da aslında alakalı bir eğitim başlatmak istedik. Evet. Yani burada o yüzden yani verdiğim bütün bilgiler çok çok evet. kıymetliydi. Yani eğitim niteliğinde aslında bir video oldu. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizim burada zaten yani daha doğrusu aslında senin sağladığın noktada bu tecrübeleri insanlara aktararak birebir onlara evet. aslında danışmanlık vererek sürecin başından sonuna kadar evet. Yanlarında olmayı onlara sunuyorsun evet. aslında. Ve biz de hani birbirimizi tanıyoruz bu noktada. Ben senin neleri başardığını evet. biliyorum, neler yaptığını biliyorum. Sen beni tanıyorsun. O yüzden birlikte hareket etmek istedim. Dedik. Ve aslında bunu birlikte duyuralım, birlikte bunun için çabalayalım. Bu kadar yazan eden insan var, onlara somut bir şeylerle gidelim ve onların aslında işine yarayacak bir şekilde hareket Kesinlikle. Edelim istedik. Bu videodan sonra da zaten ben kimsenin soru işareti kalmadığını düşünüyorum. Ve seninle yani bizimle aslında çalışmak isteyen kişilerin de işte Instagram'dan, biz artık bu YouTube'dan... Zaten eğitimlere başladık. Evet. Gruplara yapmaya başladık. Gruplara yapmaya başladık. Şu an 3-4 grubumuz evet. var. Hatta işte iş onayları alan, onay mailleri alanlar evet. Olmaya başladı. Bunlar çok mutlu edici şeyler. Evet. İnşallah bunların sayılarını arttırırız. Belki işte bugün bu videoyu izleyen kişiler yarın burada yanımızda belki karşılıklı Kesinlikle. Oturuyor olacağız yani. Bunlar çok aslında güzel şeyler. Bu noktada da yani ben de senin güzel bir hizmet verdiğini evet. ve insanların zaten memnun kaldığını bildiğim için. Ondan istersen bahsedebiliriz çok kısaca. Rahat içim evet. Sen tam sana veriyordum sözü. Sen de biraz ondan bahsedersen evet. arkadaşlarımız da o noktada biliyor Tabii. olur. Yani detaylı olarak aslında biz bu videoyu yapmamızın sebebi hem H2B'yi bilen, biraz araştıran insanların bu videoya gelip toplu aslında temel bütün bilgileri doğru elden, birinci ağızdan öğrenmeleri. Çünkü ben hali hazırda var olan H2B içerisinde 2 yıldır burada olan bir insanım. Öncesinde de H2B ile alakalı 2 yıllık toplamda 4 yıllık bir çalışmam var bununla ilgili. Ve burada gördüğüm, edindiğim bütün bilgiler birinci ağızdan real gerçek bilgilerdir. Şimdi hem onların bunları tamamen öğrenmesi, yani H2B diye araştırmaya başlayan insanların bunları öğrenmesi, hem de şu anda bizim eğitimimizde var olan insanların genel şu videoyu izleyerek bütün H2B ile alakalı bütün o bilgileri aslında genel temel bilgileri edinmesini amacımız biraz da buydu videoyu çekmekte. Tabii ki biz zaten eğitimlere başladık. Buradaki en büyük, en temel durum ben bu işverenlere nasıl ulaşacağım? Ben bu işverenlere nasıl kendimi etkili bir şekilde sunabileceğim? Bu işi nasıl alabileceğim? Aslında konu bu. Herkesin konusu bu. Yoksa hani geriye kalan şeyler aslında detay. Çünkü birçoğumuz şunu istiyoruz. Bu gerçekçi olmak lazım. Ya ben bir Amerika'ya gideyim de sonra hani ben bilirim ne yapacağımı. Yani evet. ben bir gitmek istiyorum. Gideyim H2B de değil. Ben giderim F1'a geçerim. Oradan evlenirim. Oradan başka bir şey yaparım. Oradan ve bunlar, iş kurarım ve bunlar vesaire. Hepsinin çok hakkı. Detaylı evet. Ya bunlar insanların hakkı. Yani buraya geldikten sonra Amerika size yasal olarak bir engel de koymuyor. İş de kurabilirsin diyor. Ya bunun zaten en güzel örneği ben burada Tabii. aslında baktığında i̇ş işte Work and Travel'a işte gidip. E2 vizesini alırsın. Ondan evet. sonra başka şeyler yapabilirsin. Evlenebilirsin. Bu sizin resmi hakkınız buraya geldi. Yani bunu istemek ayıp bir şey değil zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Birçok insanın da amacı ya ben bir geleyim zaten orada ben yolumu bulurum diyebileceğiniz müthiş evet. bir aslında bir vize türü ve kolaylıkla gelebileceğiniz iş bulduğunuz takdirde diğer bütün vize türlerine göre çok daha kolay vize alabileceğiniz bir iş türü. Hiçbir vizede de bu arada bir şey yoktur. Yani garanti yok. Biz bir eğitim verdiğimiz zaman zaten her zaman anlattığımız şey bu. Biz insanlara garanti bir iş sunmuyoruz. Biz insanlara A'dan Z'ye buradaki var olan işverenlere nasıl ulaşabileceğinizi ve bizde bunların var olan hem mail adresleri, iletişim bilgileri, her şeyleri dokümanlar, var. Dokümanlar, tecrübe. Kesinlikle bu tecrübe. Yani balık tutmayı öğretiyoruz aslında burada. Hem aslında hem balık da veriyoruz hem evet. balık tutmayı da öğretiyoruz. Evet. Aslında böyle bir eğitim programı var. Çünkü hali hazırda var olan listeyi biz insanlara gönderdiğimiz zaman çünkü biz arka planda bütün burada var olan H2B yapabilecek olan şirketlerin tamamının mail adresine, tamamının iletişim bilgilerine sahibiz. Siz direkt nokta atışı yapıyorsunuz zaten oraya. Evet aslında şansınızı %2-3'ten 80'e 90'a yani çıkarıyorsunuz. Yeni başlamış yani. Bir insan H2B alakalı hiçbir şey bilmez. Nereden bulurum, evet. nasıl bulurum ki bütün YouTube'daki videoları izleyin.
gerçek bir bilgi yoktur. Şu, yani işte LinkedIn'den girersin, oradan bakarsın. Indeed diye bir site var, oradan bakabilirsin. Çeşitli avukatların yayınları var orada. Avukat şunu der mesela, evet H2B ile buraya gelebilirsiniz. Bu şöyle der mesela, 6 ay sürer bir süreçtir bu en az der. Hayır, başladığı günden itibaren bir ay sonra Amerika'ya gelen arkadaşım var. Birebiri benim arkadaşım. Yani ben çünkü buradaydım ve benim tecrübelerimle geldi. O artık nasıl yapacağını çok iyi biliyordu. Ona güzel bir CV hazırladık. Ondan sonra da zaten bende var olan hali hazırda o sene Türkiye'den buraya getirmeye hakkı olan şirketlerin hızlı bir mail sistemiyle, bizim hızlı mail sistemimiz de var Excel üzerinden. Hızlı mail sistemiyle aslında bir tuşla güzel bir yazı hazırladık. Güzel bir CV hazırladık. Bir tuşla da bu bütün güzel yazı ve CV'lerle Amerika'daki ve doğru zamanda, bu da çok önemli, tam zamanını yakalamanız lazım. Doğru bir zamanda başvuru yapıp tam arkadaşımız bendiğim bir sen de 1,5 ay sonra buraya gelmiş oldu. Bugün bir başvurduğunuz turist vizesinde bile siz 1,5-2 ay randevu bile bulamıyorsunuz. Evet. 6 ay, 7 ay, 8 ay sonra ya bazen bir seneyi buluyor. Yani bugün turist vizesi bile isteseniz çok uzun sürebilir. Bugün F1 vizesi bile isteseniz çok uzun sürebilir. Ve bu vize türünde çeşitli aslında yaptığımız yöntemlerle bunları ilk başta uzun bir ileri bir tarihe bile verse biz bunları öne çekebiliyoruz. Evet. Yani bu tabii ki diğer vize türlerinde de mümkün ama bunda ekstra farklı durumlar var. Biz bunların hepsini biliyoruz. Bu hepsini tecrübe ettik. Burada var olan work and travel içerisinde dahi, o 4-3 aylık sürede dahi C1 yapan arkadaşlarımızı dahi iş buldukları takdirde o kadar kısa süre içinde dahi H2B'ye geçirebiliyoruz. Yani şöyle düşün. Adam 3 aylık vizeyle geliyor buraya. Bir anda 3 yıllık vizeye ulaşmış oluyor. Evet. Bir anda. Yani hayatı lan tam Türkiye döneyim derken Amerika şunu diyor. Bir 3 yıl daha kalabilirsin burada yasal olarak diyebiliyor. Bunu da birebir tecrübe ettik. Mümkün evet. mü? Mümkün. Peki bunlar kolay mı? Kesinlikle değil. Çok büyük uğraş lazım. Buraya bir ay sonuna gelen de var başladıktan. Benim arkadaşlarımın arasından, benim danışmanlık yaptığım insanlar arasından var. Devamında 6 ayda gelen de var, 1 yılda gelen de var. Ben kendim 2 yılda geldim. Yani hani bunun, yani peki başladık, biz ne kadar sonra gelebiliriz? O sizin iş bulma hızınıza göre değişir. İşvereni etkilemenize göre değişir. İş bulabilmenize göre değişir. Yani bunu bir ay ile bir yıl arasında bile diyebiliriz. Doğru yani. Bir zamanlamayla girildiği zaman bir anda kendinizi burada bulabilirsiniz. 6 ay sonra da burada bulabilirsiniz. Bir senede, 2 sene sonra da, 3 sene sonra da burada bulabilirsiniz. Ben evet. ne yaptım o dönem çalışırken? Evet, zaten hani günlük hayatın içerisinde, yani siz bir taraftan işinize giderken, bir taraftan da günde yarım saatinizi, bir saatinizi bu işe uğraşmaya adadığınız zaman zaten bunu başarıyorsunuz. Evet. Biz bu noktada biz nasıl yardımcı oluyoruz senin aslında? Bu eğitim kurduğun olarak, sistem, dokümanlar, tecrüben evet. aslında bu noktada zaten olayı bu kadar kolaylaştıran bir şey. Kesinlikle. Yoksa bu kadar kolay değil. Şimdi öyle bir anlattın ki hani evet. çok çok kolaymış gibi, hani zor olduğunu da söyledin ama senin zaten bu oluşturmuş olduğun sistem işi kolaylaştıran Kesinlikle. Bir şey. Bu tecrübeye de bağlı evet. bir nokta olduğunu. Yani buraya doğru. gelme hızınız, süreniz sizin iş bulma hızınıza bağlı. Bir ay, iki ayda da burada olabilirsiniz. Bunda bir sınır yoktur. 6 ay, bir sene, 2 sene sonra da burada olabilirsiniz. Ama o süre içerisinde sizin çabanız çok önemli. Ve mücadeleniz çok önemli. Şimdi biz bu noktada nasıl yardımcı oluyoruz aslında? Sıfırdan ön yazılarla hazırlanmaya başlıyoruz. Sıfırdan kişilerin onlara en uygun CV'leriyle hazırlanmaya başlıyoruz. En uygun CV formatlarını hazırlamaya başlıyoruz. Daha sonrasında işverenlere, var olan bizim mail sistemimizle ve kişilere zaten nerelerden nasıl mail bulacaklarını da öğretiyoruz. Yani hadi buyurun balık burada yiyin değil. Hem onu veriyoruz, hem onun dışında da eğitim içerisinde hangi sitelerden nasıl yararlanabileceğinizi, sizin şansınızı nasıl arttırabileceğinizi, bu işin içerisine daha yoğun nasıl girebileceğinizi, farklı imkanlara nasıl ulaşabileceğinizi aslında oradan her şeyi A'dan Z'ye öğretiyoruz. Devamında iş yerlerinden size dönüşler olacak. Attınız maili, bir mail dönüşü oluyor size. Olumlu ya da olumsuz. Şunu diyebiliyor yani işte biz CV'nizi inceledik ya da işte gördüm, çok teşekkür ediyorum. Bu durumla alakalı biz inceleme yapıp tekrardan size dönüş yapacağız diyor. Evet. Ondan sonra ya da şunu diyor işte, hangi pozisyonu tercih edersiniz? Hangi kapınızda ne var diye bir soru sorabiliyor. Ya da diyor ki maalesef kotamız dolu. Biz daha önce bizle çalışmış insanlarla tekrardan burada çalışacağız. Maalesef bu senelik yerimiz yok diyebiliyor. Yani orada kişilerin, işverenlerin size sorduğu, sizden karşılık beklediği çeşitli mailler geliyor size. Geri dönüşler geliyor. Olumlu, olumsuz böyle hem olumlu hem olumsuz diyebileceğimiz orta şekerde böyle dönüşler geliyor. Biz bu bütün süreçleri eğitim içerisinde yer alan arkadaşlarla birlikte değerlendiriyoruz. Yani onlarla birlikte bu maile nasıl bir cevap atmalısın? Şuna nasıl yazmalısın diyebiliyoruz. Peki şöyle diyelim, iş buldu. İşini de buldu. Ne olacak sonra?
İş bulduktan sonra işverenin ile alakalı yapılacağı, eğer bir mülakat olursa, görüşme olursa, o mülakatta hangi sorular çıkabilir? Bunu hazırlıyoruz eğitim alan arkadaşlarımızı. Ne sorulabilir? Senin nasıl cevaplar vermen lazım? Yani o işi nasıl kapabilmen lazım? Mülakatını aldı ve geçti diyelim. Geçtikten sonra işveren ona çeşitli belgeler göndermesi gerekecek kişiye. Dolayısıyla da burada hangi belgeleri göndermesi lazım? Hemen kontak kuruyoruz. Yani işverenden senin bunu istemen lazım. Yani bütün süreçte yan yanayız. Hep yan yanayız. Yani ayrı bir şey yok. İşverenden şu belgeler gelmesi gerekiyor. Peki belgeler geldi. Siz bilmiyorsunuz bu ne belgesi? Belki yalan yanlış bir belge, bilemiyoruz değil mi? Belki işveren hatalı bir belge gönderdi size, o da farkında değil. Çünkü onlar da avukatlarla çalışıyor burada. Biz o belgelerin doğru olup olmadığını, gerçek olup olmadığını, orijinal olup olmadığını, hali hazırda güncel olup olmadığını, biz bunları devletin vermiş olduğu internet sitelerinden kontrol edip, evet bu belge sana lazımdı ve bu belge gerçektir, doğrudur. Artık sen bu belgeyle ya da bu belgelerle şimdi konsolosluk randevusunu sana alabiliriz deyip, arkasından hızlı bir şekilde iş bulan ve belgesini alan, mülakatını geçen insanlarla hemen vize sürecine başlıyoruz. Onlar için DS-160 denilen formu birlikte beraber dolduruyoruz. Çünkü hata yapmaman lazım. Evet. Çok önemli bir form. Oradan bile birçok insan vize reddi alıyor. Kritik ve şöyle de oluyor aslında. Yani şu oluyor. Geldin, evet bir bilgi verdin oraya. Sonra gittin ve verdiğin bilgiyi orada unuttun. Farklı bir şey söylemiş gibi oluyorsun sana sorulan bir soruda. Bu sefer sanki yalan beyanda bulunmuş gibi oluyorsun farkında olmadan. Bu da senin belki bir daha Amerika'ya girmene bile çok ciddi engeller teşkil edebiliyor. O yüzden evet. O formu dahi doldurmak çok önemli. O formu doldurduk peki. Mülakat verildi bize 3-4 ay sonra ya. Zaten iş 6 aylık abi. Nasıl 3-4 ay sonra mülakat olabilir? Saçmalık. Onu biz hemen öne çekiyoruz. Öne çekmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok ciddi bu noktada da başarılarımız var. Ondan sonrasında da öne çektik ve mülakata gittik. Görüşmede, mülakatta bize konsolos ne sorabilir? Nasıl cevaplar vermeliyiz? Nasıl karşılamalıyız? Bütün tüyolarını veriyoruz. Yani A'dan Z'ye vize alana kadar, aldıktan sonraki dahi bütün süreçlerinde beraberiz. Diyelim ki aldı vizesini, geldi. Vizemi aldım, şimdi ne yapacağım? İşverenle kontak kurup uçak biletini işveren mi alacak, sen mi alacaksın, nasıl gideceksin, hemen mi gitmek istersin, istersen bekle burada bir iki hafta işlerini hallet gibi ya da istersen bak orada da şunları yapabilirsin, Amerika'ya gitmeden önce ben neler hazırlık yapmalıyım diye aslında bütün var olan bilgileri veriyoruz. Ve kişi A'dan Z'ye Amerika'ya hem çalışma vizesiyle gelip hem ulaşacağı yere kadar gidip ondan sonrasında da burada çok aslında rahat yaşayabiliyor ve genel olarak da zaten işverenlerin, buna da belki değinmemiz gerekebilirdi, %99'u diyebilirim, hadi %90'ı diyebilirim, size zaten konaklama verir. Yani evet. Bir ev sağlar. Bazen ücretlidir bu. Çoğu zaman ücretlidir aslında. Yani haftalık $100, $150 bir para keser. Sizin maaşınızdan keser onu. Bazen de ücretsiz ya da böyle $50 filandır. Yani çok 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 uygundur. Ama yani genelde işinize yakın yaşıyor olmanız da çok güzel. Çok zaten önemli. Genelde tabii eğer ki ev işe uzaksa bile arabayla gelip sizi işveren alıyor. Yani sizin burada çok arabaya da aman aman ihtiyacınız olmuyor. Dolayısıyla aslında sizin oradan buraya gelene kadar karşılaşabileceğiniz, Amerika'ya geldikten sonra bile karşılaşabileceğiniz çeşitli sorunlar var. Yani siz bir vizeniz var diye bu arada ben illaki sınırdan içeriye girebileceksiniz diye bir şey de yok. Havalimanına geldiniz. Havalimanındaki görevliler size şunu diyebiliyor. Tamam vizem var ama ben seni almıyorum diyebiliyor. Bu durumlar için bile aslında orada dahi yapılması gereken çeşitli şeyler var. Sizin o hani bavulu alıp da tam evet artık American Dream, bunu geldim ve içerideyim bunu yaşamak, o zaman hani tutuklansanız evet. Bile Amerikan hapishanelerine gidiyorsunuz. Yani önemli olan sadece vize almış olmanız bile değil, vize aldıktan sonra Amerika'ya girmeniz bile garanti değil. Yani başka bir ülkeye gidiyorsunuz, vatandaşı olmadığınız bir ülkeye. Tabii ki çok uçuk, zor mu? Hayır. Hayal mi? Hayır değil. Biz buradayız. Sen de buradasın, ben de buradayım. Baktığımız zaman aslında hiçbirimizin birbirimizden bir eksiği yok. Ve burada çok çeşitli iş alanları var ve çok çeşitli iş alanlarından insanlar da gelebilir ama vizeyi almış olmanız bile Amerika'ya girmenizi garantilemiyor. Ama o ne zaman o gümrük kapısından geçtiniz, geldiniz havalimanında pasaport kontrolü, vize kontrolü, orada da çeşitli sorular olacak size. Bu soruların da neler olacağını biliyoruz. Nasıl cevaplar vermeniz gerektiğini biliyoruz. Girdiniz, luggage claim kısmı var. Evet. Luggage claim kısmına gidiyorsunuz. Tam o bagajınızı, bavulunuzu aldığınız gibi artık bitti. Yani siz Amerika'nın içerisindesiniz yani. Ondan sonrasındaki hayatta bile. Yani geldim, sim kartı nasıl alacağım? Burada sim kart nasıl alınır? Burada bir banka hesabı nasıl açılır? Bir sosyal güvenlik numaramı ben nereden alabilirim? Gibi işverene ulaşacağım ama yolda bazı sorunlar yaşadım. Gece nerede kalayım? Nerede kalmalıyım? Neresi güvenli? Ben şu an şu havalimanı
ederim gibi siz buraya geldikten sonra dahi sizin bu bütün sorunlarınızda hiçbir ücret talep etmeksizin genel bir aslında eğitim ücretimiz olacak ama bunların bütün için hepsini kapsayacak bir ücret olacak. Yani siz artık aldıktan sonra vizenizi almasanız bile o süreç içerisinde artık bir hani arkadaş boyutunda zaten numaralarımız olacak birbirimizde. Her zaman irtibat halinde olup her zaman o WhatsApp gruplarımız üzerinden size gelen bir e-mail'e de beraber cevap vereceğiz. Amerika'ya girdikten sonra ya ben nasıl sim kartı alacağım? Nereden alacağım? Telefonumu aldım taktım olmuyor. Hangi evet. telefonu almalıyım? Telefon mu değiştirmeliyim? Zaten burada da gruplarımız olacak. Birbirimize kesinlikle. Bu noktada dayanışma, kesinlikle. Destek halinde destek olacağız. Destek halinde olacağız. Ve hani şey dedim adeta keşke hani ilk geldiğimde ben de böyle sen gibi birini evet, tanıyorsaydım. Keşke evet. burada beni karşılayacak evet. birisi olsaydı. Hani biz de bu noktada hani böyle bir community, kesinlikle. Böyle bir topluluk çünkü oluşturmak istiyoruz. Evet, biz zorlandık. Biz de bu zorlukları hani sizlerin yaşamasını siz, istemiyoruz. O yüzden hani çok uzun bir video oldu. İzlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Adnan'a evet. Bu kadar detaylı, bu kadar güzel bunları aktardığı için Adnan'a çok teşekkür rica ediyorum. Ederim. Ve bütün sorularınızı da bu videoların altında tekrar cevaplarız. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa bize sosyal medya hesaplarından, YouTube videomuzdaki yorumlardan ulaşabilirsiniz. Eğer bizimle çalışmak isterseniz de zaten mesaj attığınızda biz size bütün gereklilikleri de bildirdikten evet. sonra işte o önelemeyi de yaptıktan sonra çalışmaya başlayabiliriz. Umarım buraya gelebilirsiniz. Hayallerinize kavuşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Adnan senin de son eklemek istediğin bir şey varsa eklemeleri yapalım. Videomuzu bitirelim. Kesinlikle istediğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. A'dan Z'ye bilmediğimiz noktalar olabilir belki. Onlara da zaten araştırıp en doğru şekilde onları da öğrenip size dönüş yapacağız. Muhakkak yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.